Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu gece çok önemli bir ders yapılacaktır. İtikat konularından dersimiz devam etmektedir. Hepimizi alakadar etmektedir. Dinimizle, imanımızla ilgilidir. Onun için başlamadan evvel mutlaka birbirinizi haberdar etmenizi, herkesin Allah rızası için iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek kabilinden vazife yapmak üzere mutlaka iyiliği emretmelisiniz. Kötülükten nehyetmelisiniz. Yoksa Allah en kötülerinizi başınıza musallat eder. Sonra en iyileriniz bile duası kabul edilmez. Hadis-i şerifini düşünerek bu vazifeyi yapmazsak çok büyük belalara çarpılırız. Onun için mutlaka biz şimdi anlatacağımız konular imanla alakalıdır. Herkesin bilmesi gereklidir. Ha ben inanmıyorum, Müslüman değilim. Ona bir şey diyeceğimiz yok. O ahirette görür. Ama Müslümanım diyen herkesin ve dinini, imanını korumak isteyen ve iman üzere ölmek düşünen en büyük derdimizdir, dileğimizdir. Allah cümlemize hüsnü hatime, güzel sonlar, hayırlı akıbetler nasip eylesin. Amin. Onun için hemen birbirimizi arayalım. Haberdar edelim. Bu dersler her zaman konuşulmuyor. Hele bu konu mesela hemen hemen ben pek konuştuğumu hatırlamıyorum. On binlerce ders yapmışız. Bu kadar 30 küsur senedir. Bu konu çok işlenmemiş bir konudur. Ben tabii kitaptan sıralı ders takip ettiğim için ders buraya geldi. İtikad Risalesi. Onu da soruyorlar. Arifan yayınlarından arayanlar buluyorlar. İtikad Risalesi'nden ama ben izah katıyorum tabii. Bu şimdi kitapta yazanla sohbet dili, konuşma şekli farklı olur. Yine de hem kitap bu temin etmek lazım. Ana maddeleri ezberleyebilmek için hem de bu dersleri dinlemek lazım. Çünkü dersi dinlemezsek bunları tam anlayamayız. Şimdi insanı dinden çıkaran sebepler nelerdir? Yani insanı Müslümanlık dairesinden çıkarıp kafirler sınıfına ilhak eden hususları anlatacağız. Çok önemlidir. Ne demek çok önemlidir? Bir defa insan selâtün men kunne fî vecede halâvetel iman. Üç şey kimde varsa imanın tadını bulur. Hadis-i şerif. Bu üç şeyden biri en yekûne Allah ve Resûlü ehabbe ileyhim min mâsibâhumâ. Allah peygamberi her şeyden çok sevecek. Ve en yuhibbel mer'e lâ yuhibbu illâ lillâhi teâlâ. Sevdiğini ancak Allah için sevecek. Üçüncüsü de ve en yekrah en yaûde fil küfri kemâ yekrahu en yuqzefe fin nâr. Gözü bakarak canlı canlı ateşin kenarına getirilip içine atılmayı, itilmeyi nasıl kerih görürse, yanmak istemediği için nasıl geri geri kendini çekerse, ayak sürterse, İslam'dan sonra kafirliğe dönmeyi de öyle kerih görecek. Şimdi bir adam, ya şöyle konuşma kafir olursun veya şunu yapma dinden çıkarsın dendiği zaman aman çıkarsam çıkayım derse, bu adam dininin kıymetini bilmiş oluyor mu? Bu adam Müslüman olduğundan dolayı efendim kendisinin ne nimete mazhar olduğunu idrak etmiş olan biri midir? Onun için bu dine sahip olduk. Allah bizi İslam fıtratı üzere yarattı. Ana babamızın, vatanımızın, milletimizin de Müslüman olması bereketiyle elhamdülillah İslam'ı hazmetmemiz, buluğa erdikten sonra da bu din üzere sebat etmemiz mümkün ve müyesser olmuştur. Niceleri herkes İslam fıtratı üzere küllü mevludi yûledü alâ fıtratı İslam. Her doğan çocuk İslam fıtratı yaratılışı üzere doğar ama febevâ yuhebüdâniye yünassırâniye yümeccizâni. Sonra ana babası Yahudi ise Yahudi'ye, Hristiyansa Hristiyan'a, Mecusi ise Mecusiliğe çocuğu çevirirler. Gerçi bunun ters teptiği yerler vardır. Yahudi anadan babadan doğup Müslüman olan veya Hristiyan olan, Hristiyan anadan babadan doğup Müslüman olan çoktur. Yahudilerden Müslüman olan azdır. Hristiyanlardan İslam'a dönen çoktur. Her günde yüzlercesi Müslüman olmaktadır. Allah hepsine hidayet nasip eylesin. Amin. Ama tabii ki Müslüman anadan babadan doğup da kafir olan sayısıyla kafir ana babadan doğup da Müslüman olan sayısını birbirine nispet edersek, yani Müslüman ana babadan doğup da kafir olan çok azdır. Bu da Allah'ın bize büyük bir nimetidir ki Müslüman ana babadan doğduk.
Müslüman vatanda, memlekette, millet içerisinde büyüdük. Buluğa erdik. Bu din bize kolay geldi. Sevgili geldi. Mahbub oldu. Hiç bundan nefret etmedik haşa. Hiç bu dinden ağırlanmadık haşa. Belki tembellik yüzünden, abdestten, namazdan, gusülden, efendim kimi hanım kardeşlerimiz kapanmaktan vesaire şartlara riayetten geri durmuş olabilirler. Herkesin belli günahları olabilir. Ama bu asla inkar anlamında değildir. Helalı helal bildikten sonra, haramı haram kabul ettikten sonra, yapamadığı için de pişman olup üzüldükten sonra, Allah nasip etsin dedikten sonra herkes Müslümandır. Bu çok büyük bir nimettir. Çünkü insan imanını kurtarırsa, ahirete imanlı giderse, ne kadar günah olsa da şefaat erişebilir, Allah'ın rahmeti tecelli edebilir, her türlü efendim rahmet vesilesiyle cehenneme uğramadan cennete de gidebilir. Ama hadi günaha kadar cehennemde yanmak veya bir miktarlığına yanmak takdir edilirse, o zaman da sonu yine cennettir. Çünkü imanını kurtardığı için. Ama imanını kurtaramazsa, kafir olarak ölürse, ki son nefes çok tehlikeli bir geçittir, o zaman hiç dönüşü yok, hiç düzelmesi yok, hiç cehennemden çıkışı yok, ölmek de yok, yaşamak da yok. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى. Cehennemde adam ne dirilebilir ne ölebilir. Can boğaza gelir, devamlı can çekişme azabı çeker. Ne çıkar ki ölsün, kurtulsun? Ne içeri girer ki bir rahat nefes alsın? Buna kimse dayanamaz. Onun için dinimizi muhafaza edelim. Kafir olmamak için her türlü gayreti gösterelim. Bugünlerde de insanı kafir edecek nedenler çoğalmıştır. Bu televizyonlar, bu diziler, bu programlar, sinemalar, tiyatrolar, hatta belgesellerde bile Allah'a inkar noktasında, nübüvveti inkar noktasında, İslam'a hakaret noktasında birçok insanı kafir edecek fiiller, sözler, hareketler, davranışlar, tutumlar sergilenmektedir. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Çoluğumuzu, çocuğumuzu muhafaza eylesin. Bundan dolayı şimdi bizim anlatacağımız konular dikkatle dinlenilmeli. Herkes birbirini haberdar etmeli. Allah için bir insanın imanını kurtarmasına vesile olmak hedeflenmelidir. Mürtet kimdir? Şimdi dinden dönen isterse kafirlikten sonra Müslüman olmuş, sonra tekrar İslam'dan çıkmış. İsterse direkt ana babasından, çoluk çocukluğundan itibaren Müslüman olarak yaşamış, büyümüş, sonra dinden çıkmış. Fark etmez. Müslümanken, İslam sıfatına sahip iken dinden çıkması nedeniyle adama mürtet denir. İrtidat yani geri dönme anlamındadır Arapçası. Geri dönüş, cahiliyete dönüş, küfre dönüş, inkara sapmak. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. İmandan çıkacaksak, biz imandan çıkmadan, Allah nasip etmeden canımızı alsın. İman selametiyle alsın. Eğer, devamlı söylüyoruz ve niyaz ediyoruz, Rabbimiz bizim imandan çıkacağımızı, mürtet olacağımızı, bizi dinden çıkaracak, sözlerde, fiillerde, davranışlarda bulunacağımızı biliyorsa, kurban olduğum Allah'ımıza yalvarıyoruz. Bizi İslam nimetinden mahrum etmeden evvel canımızı alsın da Müslüman olarak ölelim. Kafir olarak yaşamakta ne fayda var? 1000 sene ömrün olsa kafir yaşamak, cehennemdeki ateşini tutuşturmak, daha fazla yakmak demektir. Ama Müslüman olarak yaşadıktan sonra insan bir gün bile yaşasa, bir saat bile yaşasa, Allah diyerek, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyerek çene kapattıktan sonra hiçbir zararı yoktur. Çünkü ileride sonsuz hayat ve ebedi nimetler ve ahiret vardır. Bura geçicidir, ora bakidir, ora tercih edilmelidir. Onun için ama Allah imanla yaşamayı nasip ederse, Rabbim cümlemize hayırlı uzun ömür ve güzel ameller nasip eylesin. Evet, uzun yaşamaktan da efendim gocunmayız, rahatsız olmayız. Çünkü tuğba limen tâli umru ve hasun ameli. Ömrü uzun olup ameli güzel olanlara müjdeler olsun buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Efendim, İslam diniyle şereflenen bir adamın sonradan mürted olması için hangi sebepler ortaya konmuştur? 4 türlü sebep var başlıca, detaylandırılabilir. Bazı sözler var, insanı kafir eder. Bazı fiiller var, yani iş, davranış insanı kafir eder. İtikat var, mesela inanç. Hiçbir şey konuşmuyor, bir şey, hareket de yapmıyor. Fakat kafasında bir inanç var. Bu da
kafir eder. Bir de şek ve şüphe. Şek ve şüphe de kesin bir karar vermemekle beraber acabalar. Ama bunu vesveseyle karıştırmayın. Yine bu sefer vesveselenirsiniz. Başlarsınız evham etme. Vesvese ayrı bir şey. Senin sağlam inancın var. Şeytan gelmiş kalbine fıs 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 bir şeyler söylemiş. Ahiret yok mu acaba? Allah var mı acaba? Haşa. Bu kalbe gelen bir şeyden insan mesul değildir. Allah'a sığınılır. Vesveseye karşı tedbirler sohbetlerimizde anlatıyoruz. Ama mesele burada şudur. Dillendirilen şekilde. Yani ben bunu şüpheleniyorum bu meseleden falan. Namaz farz mı acaba? Bu zaten. Ha tamam farz değil demiyor ama acabası da bu işin insanı kafir eder. Çünkü bu noktada şek ve şüphe dediğimizden maksadımız budur. Şimdi sözler bakımından bunları maddeliyoruz. Hangi tür sözler? Mesela üluhiyetle ilgili sözler. Birinci madde. Bunun da A-B şıkkı var. Sonra nübüvvet, peygamberlikle ilgili sözler. Sonra Kur'an'la ilgili sözler. Bunlar sözler bahsindeyiz şu andaki dersimiz. Bu ders çok önemli bir derstir. Herkesin bunu böyle her şeyden evvel bellemesi, ezberlemesi lazım ki vartaya düşmesin bir. İmansızlık uçurumuna yuvarlanmasın. Şimdi Allah'ın Celle Şanuhu Celle Celal ilahlığıyla ilgili. Varlığıyla, birliğiyle, geçen derslerde anlattığım üstün sıfatlarla muttasıp olmasıyla, noksan sıfatlardan münezzeh olmasıyla ilgili cerh edici, efendim, olumsuz sözler. Maddeliyoruz. Diyelim A maddesi. Allah-u Teala'nın yüce zatı, üstün sıfatları, eşsiz fiilleri konusunda ilahlık makamı ile bağdaşmayan, tevhid akidesine zıt düşen, Allah-u Teala'nın birliği inancına ters düşen sözler. Mesela Allah'ın ortağı var dese bir adam. Sözden bahsediyor şimdi. Fiil, davranışlar bir dahaki kısımlarda anlatılacak. Bir adam dese ki Allah'ın ortağı var. Veya dese ki Allah'ın oğlu var. Veya dese ki Allah'ın eşi var. Mesela şimdi Hristiyanlar nereden gümledi? Allah'a inanıyor. Allah'a inanmak yetmez ki. Çünkü Meryem validemize, Bakire Meryem'e aleyhisselam bunlar Allah'ın hanımı diye bakıyorlar. İsa aleyhisselama da babası yok diye. Babası yok ama annesi var. Babası olmamak, Allah'ın oğlu olma icap etmez ki. O zaman Adem aleyhisselam da olacak. Anası da yok, babası da yok. Topraktan yaratılmış yani şimdi. Babası yok diye, anası yok diye. Allah'ın oğlu olmakla ne alakası var? Allah'ım şimdi durduğu yerde burada bir şey yokken nasıl ki ol dedi mi burada bir bardak olur. Bir su olur. Şimdi burada bir bardak görüyorsun ekranda diyelim. Burada bir bardak daha olur şimdi Allah ol derse. Aynı bunun gibi. Çocuğa da ol derse çocuk olur. Ana babaya ne gerek var? Bu sebepler alemindeyiz. Allah sebeplere bağlamış görünüşte işleri. Onun için bahar gelmeden çiçek bitmiyor. Ana baba birleşmeden çocuk yetişmiyor. Bunlar sebeptir. Yoksa Allah durup dururken yaratır işte. Adem Aleyhisselam'ı yarattı. İnne mesele İsa indi Allah ke mesele Adem. Kur'an-ı Kerim ne diyor? İsa'nın durumu Allah katında Adem'e benzer. خَلَقُوا مِنْ تُرَابٍ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ. Onu da topraktan yarattı. Sonra ol dedi oldu. Öl dedi öldü yani. Dolayısıyla Allah'a ne eksik? Onun kudretine göre ne şey zor gelebilir? Onun için Allah'a oğul istat etmek, eş istat etmek, efendim, ortak istat etmek. Bunlar insanı kafir eder. Otomatikman dinsiz olur. Namaz da kılsa, oruç da tutsa, istediği kadar hayır yapsın. Bütün yetimleri, dulları, miskinleri yedirsin, içirsin, giydirsin. Hiç fark etmez. Kafirlik ayrı bir şey. Amel ayrı bir şey. İyilik yapmak, yapmamak, namaz kılmak, kılmamak bunlar ayrı bir şey. İnanç ayrı bir şey. İnancın da ifadeleri biliyorsunuz sözlüdür. İnsan konuştuğuna bakılır. Kalbini de biz okuyamayız. Kalbini Allah bilir. B maddesi, ayet ve hadislerle sabit olan sıfatların inkarına götüren sözler. Mesela, Allah-u Teala'nın hayat dirilik sıfatı var mı? Var. Efendim Allah diri değil dese, kafir olur sıfatla ilgili. Diyelim ki, ilim sıfatı, Allah'ın bilgisi var mı? Var. Nasıl bir bilgisi var? Burada kaç ders yaptık bu konularda, Flash TV ekranlarında. Vallahi bi külli şeyin alim. Allah her şeyi biliyor. Sen şimdi desen ki, bunu ne bilecek ya? Burada biz bunu duvarın arkasında yapıyoruz. Kafir olur. وَمَا تَسْكُتُ بِوَرَقَةٍ لَا يَعْلَمُ Allah'ın bilmeden bir yaprak düşmez diyor Kur'an. Şimdi sen bir sonbahar bir esti, bütün ağaçlardaki yapraklar döküldü bir anda. Birisi de dedi ki, kurban olduğum Allah'ım şimdi. Dünyanın her yerinde bu kadar milyarlarca, trilyarlarca artık o kadar ormanlarca, katır trilyarlar belki. Sayısını Allah bilir, bu kadar yaprak var.
Bunların hepsinin ne vakit düştüğünü Allah biliyor. O da diyecek, hadi be o kadar da değil. Ne olur bu şimdi? Kafir olur. Çünkü Allah'ın ilim sıfatını ne yaptı? Noksanlıkla vasıfladı. Ondan bunun gibi daha çok. Allah-u Teala'nın işitme sıfatı, görme sıfatı, güç, kudret sıfatı. Allah'ın her şeye gücü yeter. Yok ya bunu yapamaz. Efendim sevgilisinden ümidi kesmiş, bilmem ne efkarlanmış. Kafayı çekmiş veya ne yapmış, akıllı veya sarhoş, neyse. Ondan sonra, ya Allah kerim, Allah kadir, kardeşim ümit kesme. Ya bunu Allah da yapamaz be. Falan, haşa. Bu işe Allah'ın da gücü yetmez. Bu iş öyle sarpa sardı ki bunu Allah da düzeltemez falan. Bu ne demek şimdi? İşte bu laflar adamı ne yapar? Kafir eder. Ümitsizlik neticesinde olsun, yok efendim bunalım neticesinde olsun fark etmez. Ancak cinnet geçirirsen, aklını kaybedersen deli mesul değil. Ama aklın varken bu lafları konuşmak insanı dinsiz eder. Rabbimizin bütün sıfatlarıyla ilgili efendim ayetlerde ve hadislerde sabit olan, bakın genel 6600 küsur ayet var. Bu kadar yüz binlerce, milyonlarca hadis-i şerif var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ımızı neyle vasıfladı? Sen kalkıp bu sıfatı Allah'tan selbedersen, alırsan, almaya kalkarsan, yok ya Allah'ın öyle sıfatı yok dersen, sen Allah'ı Celle Celal gördün mü, görüştün mü, ne biliyorsun? Peygamberden iyi mi biliyorsun? Vesile odur, aracı odur. Onun verdiği bir sıfatı sen nasıl yok dersin? Onun için hadisler meselesine dikkat edelim. Öyle rastgele bu hadis uydurma zayıf deyip de haşa ve kella hadisleri inkara kalkmayalım. Tabii ki itikat konusundaki hadisler sıhhat derecesi araştırılabilir. Ama zaten sahih kaynaklar mevcuttur, bellidir. Allah'ımızın sıfatları da sabittir. Hepsi kitaplara geçmiştir. Artık yeni bir araştırmaya lüzum yok. Bir daha çıkıp da keşif yapmaya lüzum yok. Zaten bunların hepsini alimler 1300-1400 senedir alimler bunları tespit etti. Bize yeni bir araştırma düşmüyor. Biz yazılanları anlamakla mükellefiz. C maddesi diyelim. Yaratıcıyı yaratılanlardan birine benzetme ifadeleri. Yani Rabbimiz Halik'tir, yaratandır. Biz mahlukuz. Sonradan yaratılmış varlıklar. Hepimiz. Gökler yerler de sonradan yaratılmış. Bunlara benzetmek. Allah-u Teala'yı aya benzetmek. İşte şu aya bak ya Allah'a benziyor. Haşa. Veyahut da Allah ay gibidir. Haşa. Güneşe benziyor. Hani güneşi çok parlak görüyor, ışıldak görüyor da falan hani heybetinden göğe met edecek. Öyle met olur mu? Met edeyim diye efendim zemmedersin. Sen şimdi adama ne baba adamsın desen met olur, adam sevinebilir. Gerçi mesela insanlarda bile laftan lafa fark var yani şimdi. Adama affedersiniz öküz gibi desen tokatı yersin icabında. Ama tosun gibisin desen o sevinir. İkisi de hayvan ama yani şimdi laftan lafa fark var. E sen şimdi adama baba desen adam sevinebilir. Ama Allah'a baba dedin mi gavur olursun. Niçin? E çünkü baba olmak çocuğu olmak demek. Çocuğu olmak kendinden bir parça ayrılmak demektir. Allah parçalanmaz. Allah'ın misli yok. Leyse ke misli şey. Velem yekullu küfenat. Kulü vallahu okumuyor musun? Velem yekullu küfenat. Dengi yok, eşi yok, nazırı yok. Kulü vallahu ehad. Ehad bir demek. Çocuğu olan bir olur mu? Hanımı olan bir olur mu? O artık ortaklaşıyor. Kendi cinsinden ortaklar oluyor. Böyle bir şey Allah'ın Allah Teala'nın cinsi yok ki, onun cinsinden bir şey yok ki. Haşa. Hal böyle olunca o baba demek sövmek olur. İftira olur. Ama şimdi sen insanda bunu met etme sıfatı olarak görebilirsin. Allah hakkında bu zemme gider. Yani tenkit sayılır. Bunları bileceksin. Kardeşim ben Müslümanım demekle anamdan babandan doğma Müslüman olunmaz. Gelenek göreneğe göre Müslüman olunmaz. İlim lazım. Talebul ilmi feridatun ala kulli muslimi ve muslime. Her Müslüman erkeğe kadına ilim tahsili farzdır. Hangi ilim? Coğrafya değil ki. Coğrafyayı bilmeyen haram mı işliyor? Onun ehli var öyle. Herkes coğrafya bilemez ki kardeşim. Ben mühendislik bilemem ki, mimarlık bilemem ki. Farz değil ki bu. E tabii ki farz-ı kifaya kabilinden düşünürsek o zaman da köprüyü kim yapacak? Tabii ki mimar olsun adam. Ama bu birinin yapmasıyla benden düşer. Herkes mimar mı olacak? Ama herkes Müslüman olacak. Ben olmuyorum. Beni alakadar etmez. Her Müslüman olan da itikadını bilecek. Müslüman mısın? Neye inanacağını, neyi inkar edeceğini bileceksin. Allah'ın sıfatlarını bileceksin. Nereden gavur olurum, nereden dinden çıkarım bu sözleri, fiilleri bileceksin. Sen buna mecbursun. İşte bu ilmin tahsili farzdır. Namaz farzsa bir adama namazı kılacak kadar ilim tahsili, ilmi, hal bilgisi farzdır. Namaz farzsa sana bilmeden nasıl kılacaksın? Bunu kastediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.
ilim tahsili farzdır buyururken. Yoksa genel manada tüm ilimlerin, faydalı ilimlerin isteyen öğrenebilir. Ama herkese farz-ı ayın değil. Onun için sen yemeden, içmeden, uyumadan, evlenmeden, doğmadan, doğurmadan önce şunları oku bir öğren. Evleniyorsun, çocuk doğuruyorsun. Elfaz-ı küfür nedir? İnsanı dinden çıkaracak söz nedir? Onu bile bilmiyorsun. Ondan sonra Allah gökte diyorsun, parmağını yukarı kaldırıyorsun aşağı. Onlar da fiili davranışlara girer. Madde madde anlatacağız. Bu dersler çok önemli. Bundan sonraki konularımız. Mesela Allah'ı yarattıklarından birine benzetmek Celle Celal. Bu da insanı kafir edici sözlerdendir. Ne gibi? İşte ne dedik? Allah'ı insana benzetmek. Efendim Allah'ın yüzü var benim yüzüm gibi demek. Yok efendim Allah'ın eli benim elim gibi demek. Haşa. Allah'ın eli diye bir şey yok. Kur'an'da yedullah, Allah'ın yedi diye geçer. Yed lügatta eldir ama orada Allah hakkındaki mesele etten, kemikten, parmaktan oluşan bizim gibi uzuv değildir. Orada kudret. Allah'ın gücü temsil edilir. Nasıl ki sen gücünü elinle gösteriyorsun, tak bir çakıyorsun veyahut da tutuyorsun, kapıyorsun, götürüyorsun. El bir güç sembolüdür. O noktada kudretle tefsir edilir. Yoksa Allah'ın eli var deyip de böyle de gösterip de benim elim gibi dese ne olur? Kafir olur. Dolayısıyla yaratıklarına veya onların bir cüzlerine, parçalarına Allah'a benzetici ifadeler insanı kafir eder. Biz sizde burada şimdi külli kaideleri, temel kuralları anlatıyoruz. Yoksa bunları detaylandırıp misallendirecek olursak bunun misalleri yüz binlere, milyonlara çıkar. Onları da bizim vaktimiz el vermez. Aklımız da erişmez o kadar misal vermeye. Dolayısıyla biz size ana kaideleri söylüyoruz. Siz onu kıyas edeceksiniz. D maddesi, üluhiyete ait herhangi bir hususu alaya alan sözler. Yani Allah'la ilgili bir konuyu alaya almak, dalgaya almak, Allah'ın gücünü alaya almak. Mesela zalimin biri, kitapsızın biri kalkıp dese ki, efendim, ya kardeşim Allah takdir etmeden bir iş olmaz. O da dese ki Allah takdir etmese de ben yaparım. Bak şimdi. Yani Allah'la alay ediyor haşa. Böyle zorba, zalim, efendim bazı lider konumunda insanlar olabilir. Krallık, mırallık, insana böyle bir kendini şımart, firavunlar, karunlar. Ne oldu bunlar? Nemrutlar, şeddatlar. Bunlar hep o gücü görünce kendinde firavun ne denir? Rabbukümül âlâ, bensin en büyük Rabbinizin falan demeye başladı. Dolayısıyla insanın nefsinde böyle bir dikilme, Allah'a karşı gelme şeyi vardır zaten. Her insan kendi nefsinde ben kendini böyle Allah'a ortak gibi haşa. Nefisin huyu budur. Allah aklımızı, ruhumuzu galip getirsin de nefsi mağlup etsin. Yoksa nefis, herkeste olan bir nefis var. Kötülüğü emredin. O nefis bir dikildi mi en Müslüman adam bir de bakarsın gavur olmuş yani. Allah'a karşı geliyor. Çünkü nefis herkeste var. Biz onu ıslaha çalışıyoruz. İslam onun ıslahı için gelmiştir. Bundan dolayıdır ki Allah'ımızın sıfatlarıyla ilgili efendim Allah efendim denizdeki bütün balıkları ne bilsin? Yok efendim bu kadar milyarlarca, trilyonlarca sinek var. Allah bu kadar sineğin kanadını bilir mi ya falan. Alaya almak. Bunlar insanı kafir eder. Şimdi nübüvvet, peygamberlikle ilgili konulardaki elfazı küfür. Bunlar da peygamberlerden birinin diyelim risaletini reddetmek. Mesela desek Adem Aleyhisselam peygamber değildi. Kur'an'la sabit. Kafir olur. Yunus Aleyhisselam peygamber değildi. Ayetle sabit. İnkar etse peygamberlerden birini kafir olur. Peygamberlerle alay edip getirdikleri vahiy yalanlayan ifadeler. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ayet getirmiş, bir vahiy getirmiş. Böyle de şey mi olur? Onu inkar etmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şeye haram demiş. Böyle haram mı olur? Niye yasak olsun bunlar ya? Bu zamanda lazım. Ayetteki, hadisteki. Çünkü vahiyin Kur'an'ı da peygamber getirmiş. Bunları ne yapmak? Ama bu ekseri hadislere yöneliktir. Çünkü Kur'an'la ilgili bölüm önümüzdeki derste gelecek. Dolayısıyla hadis-i şerifler, mütevatir hadisler. Deccal yaşıyor diyor. Hadis-i şerif, Müslim'de geçiyor. Cessasi hadisi. Bir adada diyor. Bu kadar 1400 senedir yaşar mı? Daha çıkmamış. İnsan ne diyorsun sen ya? Sahih hadis bu ya. Sen peygamberin ifadesini nasıl yalana çıkarırsın? İsa aleyhisselam inecek. Yok efendim inmeyecek. Bu mütevatir hadis. Nasıl bunu inkar edersin? Mehdi çıkacak. Bunu nasıl inkar edersin? Bunlar vardır. Bunları inkar etmek insanı kafir eder. Ondan sonra efendim peygamberleri kötüleyen, küçümseyen, onlara dil uzatmayı ifade eden sözler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında mesela peygamberimiz de efendim düşkünmüş, yok cimriymiş, yok fakirmiş. Haşa. Peygamber de mağlup olmuş, harplerde kaçmış. Haşa. Böyle bir şey olmadı zaten. Ama böyle bir şey dese insan kafir olur.
Ondan sonra namaz, oruç, zekat, hac, cihat gibi ibadetleri Peygamber Efendimiz nasıl öğretti? Öyle kabul edeceksin. Bunun aksine beyan insanı kafir eder. Zekat 40'ta 1'den verilecek. Yok efendim 40'ta 5. Böyle şey olur mu? Geçen de biri çıkmış komünist gibi. Efendim öyle şey olmaz. Yediğin içtiğinin dışında hepsini vereceksin. Öyle olur mu ya? 40'ta 1'den verilecek. Efendim namaz 5 vakit değil. Namaz 5 vakit değil olur mu ya? 5 vakit olduğu tevatürle sabit. Yani namazı kabul ediyorum ama 3 vakit. 3 vakit dese kafir olur. Namaz 5 vakit. 5 kere kılınacak. Efendim bir adamın görüşünü peygamberin görüşünden üstün tutmak. Bu adam peygamberden daha iyi söylemiş. Veya bu adam beni peygamberden daha iyi rehber, önder, lider. Peygamberimizden ileri geçirmek. Haşa. Ondan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyelim son peygamber. Yok son peygamber değil. Yine peygamber gelecek. Rasuldür de nebi gelebilir. Nebi gelmez de rasul gelebilir. Bunlar hep adamı kafir eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem son nebi hem son rasul. Ondan sonra gelmeyecek. İsa aleyhisselam gelecek. O peygamber olarak inmeyecek. Efendimiz'e ümmet olarak inecek. Zaten peygamberlik dönemi bitmiş onun. Ama o peygamberdir. Ama o vasıfla inmeyecek. Onun için çelişki getirmez. İnşallah önümüzdeki derslerde Kur'an-ı Kerim'le ifadeli sözler, İslami ilimlerle ifadeli sözler madde madde halinde zikredilecek. Mutlaka bu dersleri takip edelim, kaçırmayalım inşallahurrahman. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize başlıyoruz. Bugün bu bölümde ağırlıklı olarak sizden gelen soruları hızla ve olabildiği kadar çok sayıda cevaplamaya çalışacağız. Ve hemen izleyici sorularıyla başlıyoruz hocam. İlk sorumuzu soralım size. Bir izleyicimiz şöyle demiş, 2 sorum var hocam demiş. Birisi, dua kaderi değiştirir mi? İkincisi, ilkiyle çok alakasız, mantar hastalığı için kına üstüne dua okuyup yaraya sürülmesi batıl inanç mıdır diye sormuş. Şimdi o ikiden başlayalım, o kolay, öbürü detay ister. Kına sür, yani bunlara batıl inanç da demeyelim ama böyle bir ayet hadiste de olan bir şey değil. Ama batıl dememizin sebebi mesela Fatihatül Kitap lima kuretle, Fatiha ne niyetle okunursa diyor. Bu gibi hadis-i şerifleri ele alırsak, işte zemzem ne niyetle içer, mahu zemzem lima şuribele. Şimdi adam zemzem içerken diyelim boyumun uzaması için dedi çocuk. Buna şimdi batıl inanç diyemezsin. Çünkü hadis diyor ki ne niyetle içersen. Burada da Fatiha ne niyetle okursan gibi Kur'an Huzbilel Kur'an maşiteli maşiteli. Ama tabii bu Fatiha değil de kına burada söz konusu edilen. Yok, güzel bir şey oku, dua okuma var diyor. Tabii üzerine ben dua. Ben meseleyi kına olarak görmüyorum. Kına onu şey bilir. Yani attarlar şunlar bunlar yarıyorsa o bizim alanımız değil. Ne yarar ne yaramaz. Ama üzerine bir şey okunur mu? Meselesine gelince Fatiha gibi işte İhlas-ı Şerif gibi genel manada şifa alacak şeyler her hastalık için okunur. Yani batıl demenin bir lüzumu yok. Şimdi batıl deyince de şöyle aman yapma haram günah gavrulusun gibi de milleti şey yapıyorlar. Tabi bunu bir uzmanına da sorması lazım. Kına mantar yaran için mantara, faydalı mıdır? O bize alakadar etmez. Evet. Orası bize alakadar etmez. Ama böyle gelenek görenek koca karı şeyi dediklerimiz şeylere de batıl demenin de bir lüzumu yok. Niye batıl demenin lüzumu yok? Çünkü bunların din bağlayıcılığı yok. Dinin bir bunda ayet hadiste geçmediği zaman bir şey. Biz buna bir emir var, sünnettir, müstehaptır diyemeyiz. Diyemedikten sonra senin özgür alanına kalır. Sen de bunu yaptığın zaman da biri de kalkıp haramdır maramdır o da onu diyemez işte. Ben bunu demek istiyorum. Yani oruç babaya gidiyorlar işte Ramazan'da ilk iftara açıyorlar sirkeyle bilmem ne bilmem. Şimdi bu farz değil, vacip değil, sünnet değil, müstehap değil, edep değil. Yani dinle alakası yok. Ama öbürü de ona yapmayın bunu işte şirke düşersiniz. Senin delilinle niye şirke düşsün? Yani burada değil de iftarı gitseydi başka bir yerde açsaydı. Sirkeyle değil de pekmezle açsaydı bilmem ne yani. Yani ne işte yani? Orada oruç babanın himmeti, şefaati tamam, filan işte genel manada o işte, konuda da itirazlar var ya hani. İtirazlar var ama bunlara batıl dendiği zaman insanı günaha sokacak manasında bir batıllığı yok. Ama ayette hadiste yeri olmadığı için dinde bir efendim şeyler teklifler sınıfından birine girmez. Ama batıl denmesi de, şimdi ben biliyorum batıl denmesi hurafe. Dendiği zaman bir şey yapmayın, günahkar olursunuz gibi algılanıyor. Bu algı da yanlıştır. Niye batıl olsun yani? Fatiha okuyorum, şuram ağrıdı, elimi tuttum, Fatiha okudum. Ne batıl? Yani batıl denmemeli. Ama buna da bir dini kılıfta vermemeli mesela. Bu iyidir, sünnettir, müstehaptır. Bunu da dedin mi, bu da delil ister. Dengeli olmak lazım. Öbürü zor soru ama kader konusu yalnız dua kaderi değiştirir mi? Değiştirir mi? Hadis-i şeriflerde
Sahih hadisinde Tirmizi'de falan da geçer. La yaqutul kaza illa dua. Kaza ve kaderi ancak dua geri çevirebilir. Ve la yazir fil umri illa birru. Ömrü ancak ana babaya iyilik artırır. Şimdi halbuki bunlar kesinleşmiş kararlardır. Herkesin kaderi, yazısı, eceli, rızkı, mesela anne rahminde çocuk oluşurken melek girer, mayalar şeyi, suları, yaratıldığı topraktan bir parça. Artık onlar cüz'i meselelerdir, böyle atom gibi küçük şey. Gözde görülmeyebilir o toprak ama alındığı topraktan bir maya yapar. Ve Allah Teala o meleğe vahyeder. Daha çocuk yeni oluşacağı zaman. Yaz. Ya Rabbi ne yazayım? Üktüm. Yaz. Rizkavu. Ölünceye kadar ne yiyecek? Ve ecelevu. Ne zaman ölecek? Öşekiyün efsaid. Sonunda imanlı mı ölecek? İmansız mı ölecek? Yani saidlerden mi olacak? Bedbaht mı olacak? Yaz. Bu burada yazılır. Aslında bu burada yazılmıyor. Bu ta ezeli ilimde yazılmış. Ezeli ilim demek geriye ne kadar gitsen evveli yok. Çünkü Allah'ın başı başlangıcı yok. İlminin de başlangıcı yok. Sen yaratıldıktan sonra ne zaman dünya hayatına çıkacaksın? Ne zaman teklif aleminde buluğa ereceksin? Buluğa ermeden mi öleceksin? Buluğa erdikten sonra ne kadar yaşayacaksın? Bu zaman zarfında ne ameller edeceksin? Hepsi kaderdir. Başımıza gelen her şey yazılır. Bunu çok inkar ederler. İlahiyatçılar çok inkar eder. Mutezile mezhebi inkar eder. Ehl-i Sünnet'in çok hassas olduğu ve Ehl-i Sünnet'in farkının bariz olduğu konulardandır. Kullen yusibena illa ma katabellahu lena. Habibim söyle ki Allah'ın yazmadığı şey asla başımıza gelmeyecek. Ayet ketebe yazdı yani. Allah'ın yazdığı şeyden başkası başımıza gelmeyecek. Yine ma asabe min musibetin fil ard ve la fi enfusikum. Toprağa bir musibet olursa don, efendim sel, efendim sel, yani mahsullere veya canlarınıza bir musibet olursa, kanser, bilmem hastalık, illa fi kitap, bunların hepsi bir kitapta kayıtlıdır. Min kabli en nebra'aha. Burası önemli. Biz o canları da yaratmadan, o toprağı da yaratmadan önce. Yani senin yaratılmanla da başlamıyor yazı. Daha toprak yokken, dünya yokken, dünyada hangi araziye, hangi mevsimde ne afet vuracak? Ya Japonya'daki deprem, tsunami. Ya oraya yaratılmadan ki atıyorlar çok ama 10 milyon yıl, 20 milyon yıl, 100 milyon yıl, ben öyle o kadar ayetlere, hadislere uymuyor. Yani Adem Aleyhisselam'dan bu yana 7000 sene kadar bir tarih tespit edilebiliyor. Yani Adem Aleyhisselam'dan evvel de cinler 2000 sene dünyada oldukları. Olsun bir 8-10 bin sene. Ondan da belki dünya bir zaman evvel vardı, düşünelim. Ama böyle milyonlarca yıl, yani ayetlerde, hadislerde görünen bir şey değil hiç. Ha tabii yok derken de ayette, hadiste ona zıt bir şey bulursak o vakit daha net konuşuruz. Bunlar yanlış konuşuyor diye de. Şimdi onu da göremediğimiz zaman ama insan için yarattım diyor. Yani insandan evvel de bir imtihan cinler geçirmiş. Bunlardan evvel mükellef yoktu burada. Mükellef olmayınca da bunun yaratılması mükellefiyetsiz falan bir hikmet olarak düşünüldüğünde boş kalıyor. Bir açıklık kalıyor ama bunlar da ilim ispat etmez. Yani belki yarattı da milyon sene boş tuttu yani. Şimdi ona da bir şey diyemem. Çünkü ayette hadiste şu ana kadar çok da böyle hemen o konuyu bildiğim için reddetmek için bir şey bulsam ha bu buna zıt düşüyor diyeceğim. Bu gelmedi, önüme rastlamadı. Dolayısıyla ama şimdi bu toprağı yaratmadan diyor, bu mühim değil Allah için. 10 bin sene evvel olsun, 10 milyar sene evvel olsun. Yaratmadan evvel yazmıştım diyor. Dolayısıyla kaza ve kaderin değişmeyeceği sabit oluyor. Mesela feydâ câ ecelüm, ecelleri geldiği zaman lâ isteğhirûne sâten, bir an bile geri kalamazlar. Ve lâ isteğdimûn, önce ölemezler. Bunlar hep ayet. Cenazelerin üzerinde yeşil örtünün üstünde bu ayet yazar. Evet. Likulli ümmetin ecel. Her ümmetin eceli var. Ma tesbikum ümmetin ecela, ma isteğhirûn. Toplum olsun, fert olsun. Ecelinden ileri geri yapamaz. Ecel, bazı toplumların da bitiş süreleri var. Toplu helak var mesela. Onların da süresinden önce olmaz. Sonraya da kalmaz. Birçok ayet-i kerime yani, bu da duanın sırrı. Mahibetleri kavle deyye, benim nezdimde söz değiştirilmez. Bu ayetlere bakılırsa böyle. Ama hadis-i şerifle ayet çelişir mi? Çelişmemesi gerekir. Çelişmemesi lazım. Ki sahih hadis bu. Hal böyle olunca buna izah getirmek lazım. Yani bunlara ne diyorlar mesela? Bu husustaki yazılan eserler şerhu
Müşkilil Asar gibi İmam Tahavi'nin anlaşılması müşkil ve zor görülen eserlerin, yani eserdeki hadis ve rivayetler kastediliyor. Bizim Türkçesinde eser kitaba diyorlar da. Hadis ve rivayetlerin, müşkil hadis ve rivayetlerin halli, çözümü diye kitaplar var bizde. Bu mesela, bu hadisler, bu tip hadislerde şerh gerekiyor. Yani diyor ki, levcu'yel Kur'an fi ihab zümme ülkeyefinne mehterak. Kur'an bir deriye konsa, o deri ateşe atılsa yanmaz. Adam da kalkıyor, hemen bir Kur'an'ı deriye sarıyor, atıyor. Yanıyor. Yanınca da, bunu da imanı yanıyor. Diyor ki, vay anasını, hadis sakat. Halbuki hadis sakat değil. Orada maksat diyor, insan deri. Eğer bir insanın, bir derinin içinde Kur'an varsa diyor, ateşe girse yanmaz. Yani hafızı Kur'an, hamili Kur'an bir zat, cehenneme atsan cehennem ayağa der diyor yani. Şimdi bunu tabii o şekilde tefsir etmezsen hemen bir denemeye kalkarsın. Müşkil konuların şerhi lazım. Bunun için de binlerce, on binlerce şerh yazılmış eski alimler tarafından. Yeni bir şey keşfetmeden lüzum yok. Dolayısıyla bu hadisin izahında yalnız bu hadisi ayetten de destekleyen bir şey bulmamız lazım. Bu kadar ayete bir hadisle de izah getirmeye kalkamayız. Ayetleri kayıtlayamayız bundan. O zaman bir ayet var. O da çok buna hadis-i şerife uyuyor. Ne diyor? Estağfirullah. Yemhullah maşa. Allah dilediğini siler. Ve yüzbit dilediğini de sabit bırakır. Yazdım ama diyor. Yazdıktan sonra dilediğimi silerim. Dilediğimi de sabit bırakırım. Şimdi bu ayete göre silme mahvu ispat. Biz silme şeyi ayet Kur'an'da geçiyor. Silme payı var. Kaderi değiştirme anlamında değil. O zaman Allah evvelden bilmiyordu. Sonra bir olay gelişti. Allah'ın ilmi işte değişti diye girer. Evet. Allah'ın ilmi değişti dediğin anda küfre gider. Demin onu anlattık. Allah'ın sıfatlarını yaratılanların sıfatlarına benzetme ifadeleri elfazı küfürdendir. İnsanı dinsiz, kitapsız yapar. Benim bilmediğim bir şey hakkında kararım olur, yazım olur. Bir şey zuhur etti mi ben onu bozarım, silerim, ederim. Neden? İlmim değişmiştir. Bir hadise gelişmiştir, bilgim değişmiştir. Vasiyetlerde olur, şurada olur, burada olur. Çocuğuna bırakır, ondan sonra çocuğu bir kızdırır. Ondan sonra vasiyetler değiştir, şuna bir şey bırakmıyorum der. Mesela nereden? Ama işte o zuharata tabii önceden düşünülmüş, planlanmış, değil. Öngörülmüş i̇şte değil. Allah-u Teala ki ilmi ezelidir. O ki bilgisi yanılmaz. O ki o dua edecek mi, etmeyecek mi, sadaka verecek mi, vermeyecek mi biliyor. O zaman ezeldeki yazı niye siliniyor, yazılıyor? Burada ince müşkil bir nokta gelir. Burada kullara bir teşvik yapılmak için ve kullar bilmediği için ezeldeki kendi hakkındaki yazıyı kulların kendisi bilmediği için kula şunu yap denilmiştir. Bu Allah'ın ilmini değiştirecek değildir. Çünkü Allah Teala onu yapıp yapmayacağını da bilmektedir. Mesela ömrü ancak iyilik artırır. Bir çocuk anne babasına iyi davranırsa bunun evvela şunu demeden hiçbir şey çözemeyiz. İki tane kaza kader levhası vardır. Bunların biri muallaktır, askıdadır. Biri mübremdir. Mübrem kesinleşmiştir, değiştirilemez. Bu şimdi anayasanın değiştirilemezleri var, onu bile TÜSİAD'la değiştirelim diyor. Başladı yani. Ama Allah'ın şeyinde öyle bir komisyon yok yani bir heyet. Allah Celle Celaluhu kalkacak da fikir verecek haşa. Onun için Allah'ın değiştirilemezi değiştirilemez yani. Hakikaten değiştirilmesi. Teklif bile edilemez. O zaman bu müsbet divanda yani mübrem divanda ne yazılmış? Yazılmış ki Ahmet'in ömrü 100 sene. Bir de altta muallak var. Bu evliyanın falan gördüğü, levh-i mahfuzu gördüğü de şöyle oldu da böyle keramet haktır. Evliyanın gördüğü muallak, askıdaki levhadır. Tabii o da büyük iş. Ben askıdakini de göremiyorum ki. Demek ki fark var yani şimdi o zaman. Ne fark etti demeyelim şimdi. Evliyaullah'ın farkı çok büyük. O askıdakini görmek de keşif ister. Hani manevi bir şey. Peki yazılmış ki Ahmet'in ömrü 100 senedir anasına iyi bakarsa, babasına iyi davranırsa, sadaka verirse, muhtaç olduklarında el kol vurursa, kötü davranırsa 60 senedir ömrü. 60'ta gidecek. Şimdi böyle iki levha var. Sana da bu hadis bildirilmiş. Niye bildirilmiş? Teşvik için. Sen şimdi arka planda senin hakkındaki ömrünün ne yazıldığını biliyor musun?
Hayır. Sen bilmiyorsun. Bilmediğin için seni teşvik ediyor bu. Niye teşvik ediyor? İyilik yapmaya teşvik ediyor. Sen de bunu bilmediğin için diyorsun ki ben amelle mükellefim. Ne yazılmış ne yazılmamış beni alakadar etmez. İyilik yapmak zaten faydalı. Her türlü faydalı. O halde ne yapalım? Biz iyi davranalım anamıza babamıza. Bu sefer muallak askıda ki değişir. Nereye değişir? Değiştiğime mübremdeki kesin karar oraya yansır. Yani askıdaki niye değişir? Bu çocuk iyi davrandı ana babasına. Çünkü orada şartlı 60 veya 100 arasında iyi davrandı 100 olsun. Ama nereye İzah böyle. Nereye gitti bu? Esas yazıdaki zaten biliniyordu iyi davranacağı. 100'e kesinleşmişti, bağlanmıştı zaten 100'e. Ama böyle bir askı var. Bu hadislerden de anlaşılıyor. Ayetten de istediğini siler. Siler dediği askıdan siliyor. Ana levhayı silmiyor. Zaten ayetin sonunda buna işaret ediyor. Ne diyor? Yemhullâhu maşâhu izbir. Dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır. Ve indehu ümmül kitab. Ama değişmeyen kitabın anası aslı levh-i mahfuzun. Asıl kaynağı Allah'ın özel katındadır. Oraya muttali olamıyor melekler. Melek de göremiyor oradaki ne yazılmışı. Veliler de oraya muttali olamıyor. O indehu orada zarfın takdimi var. Bir de Arapça bilenler bilir. İndehu ancak onun nezdindedir. İndindedir. Ümmül kitap, kitapların aslı, annesi. Şimdi orada ne demek istiyor? Silinme payı olan bir yazı var. Bir de hiç değişmeyen ana levha var. Hal böyle olunca bunu böyle anlarız. Ama burada bize ne deniyor? Sen bilemezsin senin hakkında ne yazıldığını. O halde duadan aciz kalma. Kaderi ancak dua geri çevirir. Ne demek? Askıdaki yazıda efendim değişikliği ancak dua yapabilir. Ömrü ancak o da onun bir misali zaten. Ömür de kaderin bir kısmıdır. O da bir misali. Ömrü de ancak iyilik artırır. Yani ne şu kazaların, belaların def'i de yine bu çerçevede bence. Mesela ne buyuruyor? E'iddu lil bela'i du'a. Belalara karşı dua hazırlayın. Hadis herhalde Hakim Müstedrek'te geçiyor. Bir hadiste acayip bir hadis. Ne diyor? İnne du'a vel bela le'atelican le'amil kıyam. Dua ile bela kıyamete kadar çarpışır. Dua yerden çıkar. Yani ağzından çıkıp semaya yükselir. Çünkü Mevlamız haşa mekandan münezzeh gökte değil ama kabul sahası semadadır. Yani divanlar, dosyalar, illiyin gibi kayıt yerleri yukarıdadır. Dolayısıyla ile yas'adül kelimut tayyib. Hoş kelimeler, dualar, zikirler ancak ona yükselir. Ona yükselir derken yine orada o yukarıda da ona yükselir değil. Ehli sünneti güzel anlamak lazım. Onun emrettiği yere yükselir. Yani ki semadır. Sema cihetidir. Dua yükselirken adamın başına da bir bela yukarıdan aşağı iner. Yani ama o dua varsa karşılığında diyor dua varsa onu kapar havada. Yani ne gibi işte şimdi de çıktı ya füze atıyor onun savarı varsa onu imha ediyor yolda inmeden aşağı. Aynı bunun gibi anlarsak dua kalkan gibidir. Tabii dua kalkan gibi. Kalkanın da tabii bir de sırrı var tabii yani. Helal yiyeceksin ki duan kabul olsun. Efendim yalan konuşmayacaksın ki duan kabul olsun yani. Dua müftahı açma. Göğün anahtarıdır ama anahtara diş lazım. Buna da iki diş lazım. Eklül helal sıdkül mekal. Helal yiyeceksin doğru konuşacaksın. Yalan konuşanın haram yiyen duası reddolur. Bu sefer ne oldu? Kalkan var ama delik. Adam delikten sana bir şey sokar. Kalkan delik olmayacak. Kalkanı deldirmedikten sonra dua kalkandır. Ne yapar? Bela inerken kapar. Bu da hadis-i şerif bunlar hep. Anlaşılıyor ki belayı dua geri çevir. Ama bu nedir? Hep askıdakilerle alakalıdır. Yani şu denemez. Sakıncalı nokta şurasıdır. Demek ki Allah benim hakkımda şu belayı yazdı. Ama şimdi ben dua edince bu belayı Allah getirdi. Demek Allah benim bilmiyordu dua edeceğimi ki bunu yazdı. Madem yazısı bozulmazdı. Biz de ne diyoruz? Askıdaki yazı paylıdır. Gerideki yazı paysızdır. O ilimde zaten senin dua yapacağın dolayısıyla o dua sebebiyle beladan kurtulacağın yazılıydı. Ama burada bir işlem olmuş mu? Olmuş. O işlemde nedir? Duaya bağlanmıştır. Senin beladan kurtulman duaya bağlanmıştır. Ezeli ilimde de o belanın sana gelmeyeceği son karar olarak yazıldıysa senin dua yapacağın içindir. Yine sebep dua oldu.
O zaman duanın payını diyemezsin. Ezeli ilimde de senin dua yapacağının bilinmesi veya sadaka vereceğinin bilinmesi, ki yapacaksan bilecek zaten ezelde, olduktan sonra ben de bilirim. O zaman yine senin iradeni dua yapma yönünde veya sadaka verme, iyilik yapma yönünde kullanacağının ta ezelde bilinmesi yine neye sebep oldu? 60'tan 100'e kararın bağlanmasına sebep oldu. O zaman ne oldu? Sır çıktı meydana. Ömrü ancak iyilik uzatır. Çünkü Allah Teala ezeli ilminde karar verirken, paylı karar verirken, kararı bağlamadan buyurdu ki bu dua yaparsa ben buna 100 sene veriyorum. Veyahut da ana babasına iyi bakarsa 100 sene veriyorum. Sonra o ilimde ileri geri olmaz. Yaptı mı yapmadı mı? Onu ezelde biliyor. Yaptı. O zaman ben bunun ömrünü 100 yazdım. Ama sebebi de anasına iyi bakacağını bilmemdir. O bilgi zaten değişmeyecektir. Karar da değişmeyecektir. Ama askıdaki meselesi de hepten formalite icabı değil demek istiyorum. Yani hani bu hile-i şeriye gibi formalite mi? Bu yani bu akta gelir. Gelmez. Niye gelmez? Ezeldeki kararı 100'e çıkartan ne oldu? Davranışı. Senin iyilik yapacağının bilinmesi. O zaman yine ömrünü ne arttırdı ezeldeki kararda? Ne sebep oldu artışa? Yine iyilik yapman. Hadis çıktı yine. Ömrü ancak iyilik arttırır. Yani senin şu anda iyilik yapman, yapıp yapmaman görünüşte o. Ama iyilik yapıp yapmayacağının bilinmesi ezelde kararı verdirdi. O zaman yine iyilik arttırdı. Sen iyilik yapacaksın diye bildi Allah onu da. Yapmayacağını mı bilecek? Yani yapmayacağını yapmayacak diye bilir, yapacağını yapacak diye bilir. Hal böyle olunca senin onu yapacağını bilmesi sana 100 sene, 40 sene bağış yaptı 60 yaşındaki. İşte bu iyiliğin sebebiyle oldu ezelde. Ama Allah'ın efali illetlerle muallel değildir. Ehl-i sünnet kaidesi. Yani bugünkü dille söyleyelim. Bugünkü dille şu sebeple Allah buna bu kararı verdi. Bu sebep olmasa Allah bu kararı vermezdi gibi haşa denmez. Ama buna sebep denmez. İlliyet kurulmaz da hikmet bağlantısında değerlendirilir. Çünkü bizde illet var. Bir sebeple bir iş yaparız. O olmasa sebep kalksa müsebbep kalkar. Ama Mevla'da öyle bu varsa yaparım ben bunu. Öyle şey Mevla kimse dayatamaz. O zaman burada mevzu nedir? Allah'tan hikmeti devrededir. Hikmeti icabı iyiliğe bahşiş koymuştur karşılığına. Ana babasına, konu komşusuna iyilik yapacak adamın, bildiği adamın ömrüne bereket yazmıştır. Dua yapacağını bildiği adamdan o belayı sarf etmiştir. Ama onu tatbikte eder. Yani o değişmeyen yazı durur ama tatbikatta belayı yola indirir ha. Bela iner yani. Zaten adama gitmeyecek, iyisi mi gelmesin yok. Bela indirir. İndirirken adamın duası zaten. Her şey vakitli ya, biliyor yine vakitte kim ne yapacak. Kaderin sırrı budur. O noktada o dua onu salar. Dolayısıyla dua kaderi değiştirir manasında biraz direkt söylersek yanlış anlaşılma olur. Sanki Allah'ın yazısı bozuluyor, sanki Allah'ın ilmi değişiyor gibi anlayışlara sebebiyet vermemek için deriz ki Allah-u Teala'nın ezeldeki takdirlerini yaparken dua ve iyilik gibi vasıfları orada Rabbim hikmeti gereği kararda etkili kılmıştır. Evet, bu daha anlaşılır bir cümle oldu galiba. Bir ara vereceğiz ve devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sizin sorularınıza verilecek cevaplarla devam edecek aradan sonra. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam ediyor. Sizden gelen soruları cevaplıyoruz. Bir önceki bölümde kader gibi zor bir konu vardı. O konuyu kapattık. Bir başka soruyla devam ediyoruz. Bir izleyicimiz, ben düğünlerde müzisyenim. Düğünlerden kazandığım para haram mıdır diye sormuş. Yani şimdi hadis-i şeriflerde ecrul muganniye, çalgıcı kadının ücreti diyor. Ecrul kelp, işte köpeğin parası, köpek satıldığını falan, böyle bir değişik hükümler var. Haram olarak geçen. Tabii köpek meselesinde de şey değil. Belki eğitimli köpek, uğraşıyorlar, ediyorlar. Hani evde kullanılması caiz değil. Bekçi köpeği hırsıza karşı falan caiz. O bakımdan yani mesele satılan şeye göre, vasfa göre değişiyor. Yani süs mü, iş mi? Bunlar şey, farklı şeyler. Burada da süs köpeklerinin mahsurlu olduğunu bu vesileyle. Hadi kesin, bu Buhari hadis-i şerifinde her gün diyor amelinden Uhud dağı kadar eksiltilir diyor. Bir kıyrat yani. Uhud dağı kadar eksiltilir. Kaç kuruşluk amelimiz var da Uhud dağı kadar eksiltilirse ne gibimiz kalır ahirete çıkma? Süs yani zevk için olanlar caiz değil.
Bu da o hadiste geçenlerden, yani çalgıcının ücreti diyor. Hanefi mezhebinde bu iş çok şeydir, katıdır. Yani hatta diyorlar ki odunu oduna vursan ses çıkartma, yani buna bile cevaz yok. Fakat Şafii mezhebinde genişlikler var. Ki İmam Gazali de Şafii'dir. Radıyallahu anh. Onlarda bazı şeyler var. Şimdi burada genel manada haramdır. Caiz değildir diyelim. Tabii şimdi ilahi söylüyorlar. Düğünlerde, mevlütlerde. Bir de bizim bu İslami kesimin kendi kendine şeyleri gelişti bir de yani. Yeni yeni bir ekoller, evet, şeyler çıktı yani. Bunlarda da yani biz bir tek hadis-i şeriflerde defe müsaade görüyoruz. Def çalmaya, çıngıraksız. Defin dışındakilere müsaade yok. Dolayısıyla bu işe yani genel manada caiz diyemiyoruz biz. Evet, Hanefi fıkıh açısından. Hanefi fıkıh açısından. Ama Şafii'de bu konuda kolaylıkla genişlik var. Farklı bir bakış oldu. Ama orada da tabii şey, o zaman dört mezhepte haram olur. Geçen de bir daha konuştuk ya. Yani müstehcen içerikli çalgıysa, yok efendim namaz kaçıyorsa. Özellikle sözlerine. Sözler içerikli, yani şirk sözleri varsa, küfür sözleri varsa veyahut çengi oynuyorsa veyahut orada içki varsa falan filan, o zaman dört mezhep de haram. Evet. Biz o mahzurlardan ari haldeyken yine de genel olarak yani hiçbir gayrimeşru yok. Hiçbir gayrimeşru yok. Sırf müzik çalma vasfı hakkında söylüyoruz yani. Abdullah Turgut isimli bir izleyicimiz size teşekkür etmiş. Sağlıklı, bereketli ömürler duası yapmış. Ona da razı olsun, amin. Bir başka izleyicimiz ise, hocam yatarken dua etmek günah mı demiş. Niye günah oluyor ya yatarken film seyretmek? Sorsan hadi diyeceğim ki efendim çalgı dinleyerek uyumak günah mı dese anlayacağım. Dua yani çok sünnettir. Benim dualarım kitabım var. O benim ilk çıkan kitabımdır. En çok da o yani bereket vermiştir halka. Her evde gideriz görürüz böyle. O dualarım kitabı hemen hemen 20 sene oldu. Dua kitapları zaten çok tiraj yapar. Evet tabii, öbür türlü helal haram falan dedin mi bana ne diyor? İşi hep duaya vermişler. Evet yani o kolay bir yol gibi gözüküyor. Ama benim dualarım kitabının özelliği şudur. Çok muteber bir kitabımdır. Sabah yataktan kalkılmayla başlıyor dualar. Akşam yatarken okunacaklarla bitiyor. Yani bir gün 24 saat. Ama mesela öyle ki yataktan kalktın, uyandın, ne okuyacaksın? Yatakta oturdun, şöyle bir başım dönmesin diye ben biraz otururum, ben de biraz da stentler falan var. O arada ne okuyacaksın? Halaya girerken, ilk işte ekseri halaya girilir. Halaya girmeden ne okuyacaksın? Çıktın, ne okuyacaksın? Abdest alacaksın bu sefer çünkü sabah namazı veya teheccüd namazı, namaz kılanlar için konuşuyorum. Abdestte ne okuyacaksın? Abdest bitti, ne okuyacaksın? Namaza durmadan ne okuyacaksın? Sünnet farz arası ne okuyacaksın? Farzdan sonra neler okuyacaksın? Beş vakit farzdan sonra neler okuyacaksın? Ha evden çıktın mescide, evden çıkarken genelde korunmak için ne okuyacaksın? Camiye gidiyorsan eğer, camiye gidenin özel bir duası var. Onu okursan şu kadar sevap. Ne okuyacaksın? Hatta şehit sevabı var. Hepsi böyle madde madde 400-500 sayfa kitap. Küçük risale boyu da değil, orta boy. Onun en son bahisleri, yalnız en sonda bir cuma bahsi var. Cuma gününe ait bazı vazifeler bir, herhalde 20 sayfa yoktur. Ondan geri gelirse yani kitabın bitiş noktası yatmadan önce okunacak dualar vardır. Çok hadis-i şerifler vardır orada. Elhamdülillahi ala fekâru batana fekâbâru meleke fekâder diye öyle sayısız. Ama bir tanesini alırsın. 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 34 Allah-u Ekber. En meşhuru. Fatıma annemiz elleri yorulmuş evde ekmek yoğururken falan işte evi süpürüyor. Küçük evler ama zayıf naif idi. Duydular ki ganimet malları geldi, cariyeler, köleler. Hazreti Ali Efendimiz dedi ki git babandan iste dedi, bir hizmetçi sana yardım etsin, sen çok yoruluyorsun. Fatıma annemiz de geldi dedi, babacığım sana dedi, yani devlete beytül mala gelmiş yani muhtaçlara veriyorlar. Fatıma annemiz muhtaç, kimsesi yok, fakir. Dedi evladım dedi, yani Ashab-ı Suffe daha muhtaç yani. Onun için ona vermedi. Vermedi ama gönlünde alırken şöyle dedi. Ela uallimukuma. Yani Hazreti Ali de kattı. Ben sizin ikinize öğreteyim mi? Hayrallekuma mukadimin. Bir dua, bir zikir öğreteyim size, hizmetçiden daha hayırlı olsun. Yani ne alaka diyeceksin şimdi? Hizmetçi evi süpürmeye yarayacak. Sen neyi öğretiyorsun? Sana daha yarayacak dedi. Onlar hemen kabul etti. Ne demek babacığım, buyur. İşte dedi 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 34 Allah-u Ekber. Yatmadan bunu diyesin diye.
O da aldı, kabul etti. Bizim başka biri olsa, ben hocadan ne istedim? Hoca gitti, adam diyorum açıp ekmek ver. O da bana diyor ki şu duayı oku. Gibi bizde alay konusu olacak bir şey. Ama tabii sahabenin itikadı, özellikle Ehl-i Beyt'in. Sonra Hazreti Ali'ye sordular hatta. Dediler ki sen bununla hep amel ettin mi? Dedi hep amel ettim. Hiç unutmadın mı dediler bu kadar sene. Hazreti Ali'nin son günlerinde bunu sordular. Ki o hemen hemen 30 sene geçmiş. Belki de fazlası var. Yok, 30'a işte yaklaşıyor. 30'un bitmesine yakın. İşte onun da vefatı. Efendimiz'den sonra sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi yok hiç unutmadım. Dediler ki Sıffin gecesi de mi unutmadın? Yani harp gecesi. Dedi Sıffin gecesi unuttum dedi baştan. Fakat gecenin yarısında hatırıma geldi. Uyandığımda yaptım dedi. Yani nafilelerin de kazası olduğu böylece. Vacip anlamında değil ama devamlılık en faziletli amel en devamlı olandır hadisinden dolayı. Heftallü amal edve muhaveyin kal. Az da olsa devamlı olan. En herkesin bildiği bu. En azından bunu yapsınlar. Zikirsiz uyumasınlar. Çünkü zikirsiz uyursa mutlaka şeytan diyor başına 3 çorap örer. 3 bağ ile bağlar diyor. Zikirsiz uyana. Son sözün zikir olsun. Belki uyanmaz. Son sözü la ilahe illallah olsa cennete girer diyor hadis-i şerif. Dolayısıyla insan bir kelime-i tevhid okur uyumadan ya. Sonra hanım yine konuşturabilir, bir şey sorar, dürter bilmem ne. Uyumadan bir daha son sözün la ilahe illallah dersin. İkide bir hanım konuşturursa böyle hayatı koyacağım sen de. Ya ikide bir konuşturma, ikide bir zikretmem gerekiyor. Gereksin ne var? Yani bir la ilahe illallah de son çenen öyle kapansın. Uyku ölümün kardeşidir. Ama bu kolaydır. 33 Sübhan'da, 33 Elhamdülillah, 34 Allah-u Ekber. Bir fazla. Yani en az bu tabii. Çünkü hadis-i izahat etmez cahke yatağına geldiğin zaman Bukhari'de geçer. Fetevallahu vudu'ke lis-salah. Namaz abdesti gibi abdest al. Abdestin yoksa. Gerçi bizim Efendi Hazretleri varsa da alırdı genel derdi. Ama bazı çok zor oluyor gece 1'de 2'de yatacaksın yoldan gelmiş falan. O yine alırdı mesela. Halbuki abdestin varsa o abdestle yatarsın. Abdestsiz de yatılabilir yani. Şey değil. Ama sünnet vecci üzere. Sonra Sümezdacın ala şıkkı gereğmen sağ yanına yat. Sümmekul ondan sonra şu dua oku diye orada dua kitabında da var. Allah'ım işte bir ke amentü bir ke eslemtü diyese sana teslim oldum sana inandım diye başlıyor. Bunu diyor okuduğun gece ölürsen fe'in müttemin leyletike müttealel fıtrati o gece ölürsen İslam fıtratı üzere ölmüş olursun. İmanını kurtardın mesela. Bu büyük bir müjdedir. Kitaptan baksınlar. Evet. Ve dua yapsınlar. Dolayısıyla hani gece yatarken dua etmek günah mıdır sorusunun tam tersi. Tam tersi. Çok fazileti var ya. Yani. Bir başka izleyicimiz de yine size teşekkürler edip dualar ediyor. Bir izleyicimiz ise erkek kardeşler kız kardeşlerine miras vermemelerinin hükmü nedir demiş. Hükmü nedir? İki tane hükmü var. Eğer bunların mirasta hakkı yok derlerse kafir olurlar. Çünkü ayetle sabit olan bir hakkı inkar etmiş olurlar. Yok efendim ben biliyorum ama vermiyorum, canım istemiyor, haram yiyeceğim diyorsa, haram olduğunu bilerek diyorsa haram işlemiş olur. Büyük günahkardır. Ahirette de çok tehlikeli bir sonuç doğurur. Hatta birisi son nefeste imansız gitmesine sebep olduğu hadis-i şerifte gördüm. Miras meselesindeki zulüm yüzünden son nefeste iman nasip olmadı. Yani Müslüman yaşarsın ama Müslüman öleceğin diye bir garanti yok. İşte bu gibi haramlar özellikle kul hakları ve zulümler. Yani Allah'la arandakiler bir derece de zulüme yönelik şeylerde imansız ölme tehlikesi geliyor. Son nefeste. Dolayısıyla kız kardeşlere haklarını mutlaka versinler. Hatta kendi zenginse kız kardeşi fakirse ben ne diyorum? Kız yarım erkek tam ama bu hisse bakımından belirleyici olarak böyledir. Yoksa kendi hissesini Asgarisi derken bağışlamanın sonu yok. İsterse kendi hakkının tümünü verir. Ya sen yabancı el elindesin. Muhtaçsınız ailecek. Ben zenginim. Al tümü senin olsun kardeşim. Böyle yapmak lazım. Durumu müsait olan için. Bir başka izleyicimiz de imsak vakti girince teheccüd namazı. O olmaz. İmsaktan sonra sabahın sünnetinden başka hiçbir namaz kılınamaz. İmsak vakti demek zaten sabah namazının vakti girdi demek zaten sabah namazı kılınabiliyor o anda yani. Yani camilerde tamam yarım saat kadar duruluyor ama Mekke'de falan hemen okunduktan sonra duruluyor. Ramazan'daki uygulamada. Ramazan'da da bizde de böyle ama yine bir 20 dakika 10 dakika pay bizde bırakılıyor. Velev ki bırakılmasa hemen kılabilir. Dolayısıyla vakit girdi. Yani teheccüd gece namazıdır. Bu gündüz giriyor burada imsakla. Bir başka izleyicimiz de hocam sağlığında annesi oğluna benim malım sana haram olsun dedi. Öldükten sonra
o maldan almak haram olur. Haram olmaz. Ölüm hak miras helal. Anasının haram etme yetkisi yok. Eğer çocuğu mahrum etmek istiyorsa sağlığında versin bir yerlere. Yani çok ah ettirmiş, vah ettirmiş, belki dayak yemiş çocuğundan. Öyle ya, vermek istemiyor ya. O zaman sağlığında versin. Ölümümden sonra şuna kalsın dedi mi malın üçte birinden geçerli. Ölümünden sonrasına yaptığı vasiyet, tümünü de vasiyet etse İslam'da geçerli değil. O zaman üçte birine tahakküm edebilir, hükmedebilir malının. Vasiyet ettiği kuruma verilir veya fakire verilir. Üçte ikisi varislere, üçte ikisi varislere kalır. Mahrum etmek istiyorsa sağlığında tamamen versin. Vasiyet olarak değil. Ölüme bağlı vasiyet halinde. Evet. Yani öldükten sonra malım şuna kalsın dediğinde tümünü de dese üçte birinden geçerli. Geri kalan varisleredir. İslam'da hak yok. Sağlığında yapsaydı. Bir başka izleyicimiz de daha önce de sorulmuştu bu soru. Kaskoyu sormuş. Araba kaskosu caiz. Ya ona cevaz veremiyoruz. Mecburi olanlar, alım satım icabı bazı müesseselerde vadeli alırken falan mecbur yapılan veya yapılmış ona öyle geçmiş falan. Onlara bir şey demiyoruz yani. Aldığı araba kaskoluydu. Bunlar oluyor yani. Ama direkt buna mecbur olan trafik sigortası. Trafik sigortası bir de şey olabilir. Satın aldığı araba kaskolu oluyor. Evet. O onu devam ettirebilir yani. Devam ettirmek durumunda kalıyor çünkü. Onlar olur. Ama kendi yapmasına uygun görmüyoruz yani. Ve fetva verenler var. Ekseri alimlere göre kaydını koyalım. Ekseri alimlere göre caiz değil. Caiz değil diyorsunuz. Kasko. Ekseri alimlere göre caiz değil. Bazı ekaliyette cevaz verenler vardır. Ama yalan girerse hiçbir alime göre caiz değil. Yani araba kaskolu diye gidiyor ucundan kendi değiyor bir yerine. 100 liralık masraf 1000 lira alıyor. Bu zaten yalana girdiği için bu zaten her bak hiç bakımdan caiz. Bunu da yapanlar var. Hatta yaygın desek belki. Ya haram işte onlar küllün haram. Evet, bu mevcut mer'i hukuka göre de zaten. O tabi yasak. Ahlaki bir şey. Ahlaki de değil zaten. Değil evet. Bir başka izleyicimiz. Dargın duran karı kocalardan bahseder misin? Dargın duran karı kocaya lüzum yok. Komşu da aynı hükme girer. Efendim, arkadaş da aynı hükme girer. Ne buyuruyor? Hadis-i şeriflerde mesela pazartesi, perşembe oruçları, sünnet oruçları hakkındaki perşembe günleri arz-ı amal günüdür. Yani Allah-u Teala'ya ameller arz ediliyor. İşte haftalık arz var, aylık arz var. Yani yıllık arz Şaban ayında oluyor. Haftalık perşembe günü oluyor. Perşembe gündeki arz olduğu zaman namazları, oruçları, zikirleri var adamın. Bakılıyor. Biriyle küsse Allah-u Teala meleklerine buyuruyor. Enziru hadeyni hatta yastalıha. Bu ikisi barışana kadar amellerini askıya alın. Kabul etmeyin. Yani namaz, oruç, yani değer mi yani küstürme? La yehillu li müslümine yehcura hau fevka zelâs. Bir Müslümanın, Müslüman kardeşini, karı koca hepten. Bir Müslüman kardeşi 7 kat yabancı olsa 3 günden fazla terk etmesi, küstürmesi helal olmaz. Bu sefer haram işliyorsun. Bir de öyle bir haram ki yani içki içerken dakikası var. 5 dakikalık haram. Zinanın dakikası var. 10 dakika. Bu bir sene küstürdü, bir sene küllün haram. Çünkü küstürmenin dakikası yok ki. Bütününü kapsayan bir haram oluyor. Onun için yıllık amellerde bile bekletin bunları. Senelik amelin geliyor Şaban ayında dosya. Berat gecesinde. Ne deniyor? Bekletin bunların amelini. Askıya barışsınlar. Dualar askıya alınıyor. Kadir gecesindeki, Berat gecesindeki en önemli dualar ki Berat gecesi kaderle ilgili etki yapan gecedir. Hadis-i şeriflere göre. O gecede bile duaların askıya alınıyor. Amellerin askıya alınıyor. Değer mi küstürme? Kesinlikle. Efendim yalnız şu var, selam, küstürmanın tarifi, selam alıp vermemek. Selam alıp verdikten sonra haramlık kapsamına girmiyor. Özel muhabbetin hududu yok. Ben seninle muhabbet etmek istemiyorum ya. Yani şaka şamataya girmek istemiyorum. Çünkü seninle biraz fazla konuşursan kavga çıkar. Veyahut da yine anlaşmazlık çıkacak. En iyisi ben selamun aleyküm aleyküm selam nasılsın iyi misin ama muhabbet ya. Sen bu sefer sen haram işliyorsun. Niye haram işliyorum? Ben burada anlatıyorum 2 saat bana eşlik etmiyorsun. Böyle bir haram yok. Yani bunu dikkat edelim. Bizim millette de küstürmekle barışık olmanın ortası yok yani. Ya çok aşırı yani küsse selam yok.
Barışıksa da her türlü sır, olmamanın muhabbet. Selam alıp selamlaştıktan sonra, zaten selam ne demek? Selamun aleykum. Sana Allah'ın selamı olsun şu demek. Esenlik diyorlar yeni Türkçeyle. Selamın manası benden sana zarar gelmeyeceğine garanti veriyorum demek. Üzerinize selamet olsun ne demek? Benden zarar gelmez demek. Bir adam selam verdi mi o manaya geliyor. Zaten selam vermediği zaman herkeste bir sıkıntı hasıl oluyor yani. Nedir selamsız? Bize bir kızgınlığım var, bize mi köpürecek, bir olay mı çıkartacak bu burada? Selam verse selamun aleyküm diyorsun ki lan bu adam burada fitne çıkartmayacak herhalde. Selamın manası çok önemli sünnet. Onun için hem sadaka sevabı var hem dua mahiyeti var selam. Bir de Müslümanın Müslümana hakkı. 5 tane haktan biri düşünsenize. Hakkul Müslüm alel Müslüm hamsün. Hadis-i şerifte Müslümanın Müslümanı üzerindeki 5 hakkı. Reddüs selam. Selamını iade etmek. Selam vermek sünnet, almak farz. Hani sorarlar hangi sünnet farzdan daha sevap? Ya olur mu farzı geçen sünnet? Vermek sünnet ama almak efendim almak farz ama vermek daha sevap. Sünnet burada farzdan daha sevap getiriyor. Ondan sonra işte cenazesine katılmak. İşte efendim davetine icabet, düğün gibi davet ne? Küslüğün bir tanımı da bu vesileyle yapılmış oldu. Yapılmış oldu, çok önemli bir mesele. Evet. Sen benimle küs müsün? Değilim. Selam veriyoruz. Aleyküm selam. Nasılsın, iyi misin? Ölsen bas sağlığı, geçmiş olsunlar var. Tamam. Ama hiç muhabbet etmiyorsun. Peki yani başka bir problem söz konusu olabilir. Bir taraf küs değil ama öbür taraf sürdürüyor. O zaman haramlık ona teveccüh eder, bundan kalkar. Yani bu ona selam verip de o almıyorsa zaten almak farz olduğu için o külliyen günaha girer bir de almadığı için. Dolayısıyla veren küstürmadığını ispat etmiştir. Selam almayan küslüğü sürdürmüş olur. Bütün haramlar ona yönelir. Helal değildir 3 günden fazla. Ha 3 güne kadar selam alıp vermemek de demek. Bir hamiyet, bir taassup, bir sinirlenirsin. Ha bir 3 gün artık yatış yani. Bir yatışma payı vermiş İslamiyet. Hani ikinci günü de seni harama sokturmamış. Bak. Bu da önemli bir pay. Sinirlenme payı. Ama 3 günden sonra bunu uzatma. Selam alıp verme bakımından. Geri kalan artık ben soğudum sana veyahut da böyle bir olay yaşandı aramızda. Artık ince muhabbete girmek istemiyorum. Yani bu dargınlık anlamına gelmemeli. Ama toplumda geliyor. Hemen eski dozunu arıyor. Eski muhabbetin yok. Ama bunu sen küs diye yargılayamazsın ki bu adam. Tanımlayamazsın, evet. Bir başka izleyicimiz de iş yerimiz maaş ödemeleri için bir bankayla anlaştı. Bankanın bize verdiği promosyon helal midir? Şimdi helal mı meselesi? O bankadan anlaşıyor ama bu çıkış bankadan oluyor. Yani banka para veriyor değil mi? Tabii. Adamın palını, yani maaşını bankadan almak gibi değil bu. Hayır. Ha, bankanın maaşı kendi şeyi bu. Bankadan alıyor ama... O ayrı. Topluca o... Emekliler de maaşını bankadan alıyor. Onun haramı yok ki. Tabii. Yani o kurum topluca o bankadan maaş verdiği için... Hediye. Evet. Verdiriyor yani banka. Bankanın daha şeyi faiz olduğu için. Burada bunu alır. Yer demek değil. Hemen alır deyip de ileriyi dediniz. Bektaşı gibi yarısını duymasın. Alırın manası faiz müessesesini desteklememek için alır. Aldıktan sonra ikiye ayrılır. Kendi muhtaç mıdır değil midir? Kendi hakikaten muhtaçsa, zaruri muhtaçsa kendi kullanabilir. Zarurilik ama çok önemli. Zaruriliğin sınırı var. Böyle bir günlük, iki günlük yemeğe muhtaç oluyor yani. Ekmek, peynir getiremiyor çocuğa. Böyle bir zarurette kullanır abi. Ama kendi muhtaç değilse o zaman başka bir fakire verir. Böyle bir muhtaca verir. Muhtaç olmayan bünyesinde tutmasın. Burada hemen en çok kamu kurumlarında yaygın bu. Özel kurumlarda yapıyorlar mafya ama daha ziyade kamu kurumları çok fazla sayıda istihdam yaptıkları için devlet memurlarının durumu nedir diye sormak gerekiyor promosyonda. Niye? Çünkü, şu sebeple hani zaman zaman özellikle Ramazan ayında işte müftülükler veya diyanet memurlara zekat verilebilir. Memura zekat geçer gibi. Memura zekat diye bir şey yok orada. Öyle külli kayda olmaz. Memura zekat. Zengine de zekat geçer o zaman. Yolda parayı kaybeder. İbn-i Sebil olur. Yani yol. Yani şimdi yolda parayı kaybeder. Muhtaç duruma düşer. Benim başıma ne geldi mesela? Arafat'ta sahayı yapacağım. Cübbeleri giymişim otelden çıkarken de hac zamanı ama ömre gibi keyfi gezemiyorsun öyle izdiham. Eski Mekke bir de. Şimdiki gibi açılmamış. Eski Mekke yollar böyle küçücük. Ya cebimde bir kuruş yok. Yani bir riyal bile yok.
Ne lazım ya? Hareme gidiyoruz. Zemzem bedava. Çıkacağız. Otele geleceğiz. Sahi yapıyor. Haccın sahini. İhramlı değil. Ya. Haccın sahini sona bırakırsan elbiselerini ne yapıyorsun? Erbakan Hoca da rahmetli. Orada bu oğlu Fatih falan. İkinci katta yapıyoruz. Şimdi 3-4'te yaptılar da o zaman ikinci kat. Aynı katta böyle bir de selamlaştık falan ama. Hatta Fatih baktım böyle bir şey yaptı. Görüşmek falan işte. Şekerim bir düştü. Merve'nin üzerinde oturuyorum böyle. Ama zangır zangır şekerim düştü. Şimdi yani şekerli bir şey içmem lazım. Şekerim de yok cebimde. Halbuki kesme şeker taşıması lazım. Benim gibi insülin vuranların. Oradan gözüm dönüyor bile başım. Millet böyle geliyor gidiyor sahide. Ben halim yok. Çıktım Merve'nin orada bakkal var hemen. Şimdi bulamazsın öyle şeyler de. Hemen bakkal. Bakkalın önüne oturdum mu abi? Oturdum bakkala diyeceğim ki. Diyecek halim de yok. Biraz daha sonra 30'a 40'a düşecek. Perişan olacağım. Dedim yani bir meyve suyu alacağım. Bir riyal yok. Ne olacak şimdi? Orada bana zekat geçer yani. Şimdi adam orada geldi. Görüyorum tanıdıklar da var. Konuşmaya bağıramıyorum adamı. Bir tanesine dedim ki. Ya dedim bir riyal verir misin dedim yani. Şimdi adam da bir de Cübbeli Hoca dilenci olmuş. Beni tanıyan biri görse. Ulan ne biçim adam bunu çingene midir nedir diyecek ya. Ya anladık ama. Otele gidecek halim yok. Bir riyalim yok. Öleyim mi kardeşim burada yani? Ne yaptık orada? Bir riyal aldım. Adam yok. Hediye vermiştir adam. Ama dilendik ya. Dilendik. Dilenmek de haram. Otelde paramız var. Dilenmek de haram yani. Ama olmuyor işte. Bir riyal lazım oldu. Oradan aldım. Ben zaten hemen aldım ölmeyeyim diye. Hemen içmeye başladım. Parayı sonra nasıl verecek düşünüyorum şimdi. Birini bulurum tanıdık diyorum. İçtim hemen ben. Ama... Kaçacak halimiz yok. Gittim oradan birinden aldım. Çünkü düzelmiyor şeker bir dakikada. Gideyim otele desem bir saatte gidemem. Yani yarım saat bir saat kendine gelecek o zaten. O bakımdan memura zekat değil. Memur zekat masrifine tabi durumdaysa öyle memur var zengin. Hani nisabı varsa karısından para var. Anasından kalmış mirası var. Yani memur maaşı geçime yeterli değil başka. Bir de kenarında nisapta ne var? Müstahak o. Müstahak olduktan sonra memur da alır, amir de alır. Dolayısıyla promosyon işi de böyle diyorsunuz. Bir evet. Daha vereceğiz ve devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürüyor. Sizden gelen soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizi sürdürüyoruz. Sizden gelen soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Hemen izleyicimizin sorusunu aktarayım size hocam. Çorap üzerine mes olur mu? Şia mezhebi olur diyenler. Şia mezhebi müsaade ediyor. Şia mezhebi muteber bir mezhep değildir. Hak bir mezhep değildir. Dolayısıyla fetvalar geçerli değildir. Yalnız çorap üzerine mesela cevaz verenler de kayıtlı vermiştir. Yani ehli sünnetten verenler de olabilir. Ehli sünnetten verenlerde de bu şimdiki ayağımızdaki çorap kastedilmemektedir. O keçe gibi kalın yünlerden. Yani ona bir hudut koymuştur. Mesela şu kadar kilometre yürüyeceksin altı aşınmayacak. Veyahut da şöyle tuttuğun zaman kendi başına durabilecek mes gibi. Öyle çoraplar var. Kalıp gibi durur. Kalın yün çorap. Ha. O eski ya. Şimdi kullanma. Ama şu andaki piyasadaki çoraplara mes olmaz. Mesela altına ıslaklığı geçmeyecek. Sürer sürmez. Şimdiki hemen altına geçer bizim çoraplarda. Dolayısıyla bu bizim kullandığımız çoraplara üzerine mes olmaz. Bir izleyicimiz size... Yalnız mes giymek var ehl-i sünnette. Yani mes bildiğimiz mest diyoruz ona. Sonu t'li olan mest. Mesh o sonu h. Mest üzerine mesh edilir. Evet. Mesh edilir. Şimdi dolayısıyla mes de caiz değil. Mest kullanmak da caiz değil zannetmesinler. Bir de o mesele var. İlle yıkayacaksın demiyoruz yani. Mestin varsa ayağında onun da hükmü var. Bizim abdest risalesinde falan onlar geçer. Kaç saat muteber. Yolculukta 3 gün. İkamette bir gün çıkartmadan üzerine mesh edilir. O ayrı bir şey yani. Onu biraz ters anlamasınlar. Evet. Yani ama çorabın üzerine olur. Çorap olmaz vasfı tutmadığından. Evet. Bir başka izleyicimiz de ben cenaze yıkıyorum hocam. Bunun sevabı nedir ne değildir? Maaşla çalıştığım için sevabından mahrum olur mu? Olmaz. Maaşla çalışmak aynı imamlık da aynıdır. Müezzinlik de aynıdır. Bunların maaş almaları geçen de anlattığımız üzere o vazifenin onları bağlamasından dolayıdır. Başka bir işe gidemeyip, başka bir imkan bulamayacaklar o işi yaparken. Dolayısıyla başka bir işte de çalışamaz. O iş onu bağladı. Orada bağlı kalmasının ücretini alıyor. Yoksa namaz Allah için kılınıyor. Cenaze yıkarken niyetine bağlıdır. Niyet etsin. Allah rızası için bir Müslümana mesela niyet etsin derken,
Bu aynı parayı alır ama bir hortumla böyle ölünün üzerinden suyu geçirmek var. Bir de Allah rızası için yapma niyetiyle işini itina ile yapmak var. Kuru bir yer bırakmaması, güzel ölünün efendim gaslini deruhte ederken sünnet ve edeplere riayet gibi bunları yaparsa hep sevap alır. Çünkü öbür türlü ona o maaşı hortum tutsa da verecekler yani. Yani işini yalap şalap da yapsa verecekler aynı parayı. Öbürü de alıyor, bu da alıyor. İmam aynı değil mi şimdi? Abdestine dikkat eden imam da aynı parayı alıyor. Kıraatı düzgün olan imam da aynı parayı alıyor. Kurra da aynı parayı alıyor. Ama şimdi bir mi? Bu öbürü günahkar oluyor. Niye sen abdestine dikkat etmiyorsun? Bir de milletin sorumluluğunu alıyorsun. Niye kıraatını sen düzeltmiyorsun? Bir de imam olacaksın. Mecbursun sen. Günahkar oluyor. Ama öbürü de sevap olur işte düzgün yaparsa. Onu demek istedim. Bir başka izleyicimiz de hocam çalıştığım yerde cuma namazına bir hafta gitsek bir hafta gidemiyoruz. Orada çalışmam caiz midir? Yani farzın terk edildiği hiçbir yerde cuma değil. Beş vakit namazdan birinin dahi terkine sebebiyet veren müesseselerde çalışmak caiz olmaz. Ama yediğin haram, çoluk çocuğunu haram yediriyorsun diye de aşırı ifadelerden sakınmak lazım. Ne yapılması lazım? Cuma'ya namazlara gidebileceği veyahut da cemaate gidemese, cuma cemaatsiz olmaz. Hani eski yetkililerden biri için bunu hiç cumada görmedik demişler de o da evde, her cuma evde kılıyordu demişler yani. Öyle olmayacağı için cuma mecbur cemaate gidecek. Ama beş vakit namazda cemaat iyidir ama artık farzını kılabiliyorsa vaktinde işini değiştirmek için aramasına gerek yok. Ama öğlen namazı kıldı yani molaya rastlıyor ama ikindiyi kıldırmam diyorsa bir müessese orada da durması cumaya gitmemesinden aşağı değil. Aynı vebaldedir. Mümkün mertebe iş bulmakta zorlaştığı için iş aramalıdır. İş bulana kadar da orada artık geçinecek. Şimdi bir izleyicimiz hocam Kur'an-ı Kerim'i düz olarak okuyorum. Öyle öğrendim. Tecvitli okumayı bilmiyorum. Günahı var mı? Şimdi efendim İmam Cezeri Hazretleri der ki El-ehdü bit-tecvidi hatmun lazimun ve men lem yücevvidil Kur'an'ı athimun. Tecvitle okumak gereklidir. Kur'an'ı tecvitsiz okuyan günahkardır diyor. Ama burada ikiye ayıralım. Bir meharici huruf, harflerin çıkış yerlerinin doğru telaffuzu, bir de tecvit kurallarını tatbik. Tecvit kurallarında işte ihva vardır. Efendim, in yaparsın, öbürü in der. Manayı bozmaz. Efendim, ikrab vardır, hunne vardır, tutmak vardır, birbirine çattırmak vardır. Bu bunu tecvid kaidelerini yerine getiremez. Değil mi? Ne diyeyim sana? Hüdellil müttekin. Hüdellil bak D'den L'ye vurdurduk şimdi. Bu bunu tecvid. Bunu yapmadı ne yapar? Hüdellil müttekin der. Yanlış. Yanlış ama günahkar olmaz. Ama harfi yanlış okursa günahkar olur. Niye? Min şerri ma halak yarattıklarının şerrinden. Min şerri ma halak derse tıraş ettiklerinin şerrinden olur. Halaka yarattı, halaka tıraş etti. İşte o bizim efendi, bir öğretmen vardı arkadaşlardan. O geldi sakallı öğretmenlere de bırakamıyor falan. Bizim efendi çok takılır bu sakalsızlara falan. Şakadan şey yapar. Dedi ona, mehluk dedi. Bu da zannetti mahluk. Mahluk da hayvan manasına geliyor. Vay hoca efendim bana hayvan mı dedi. Ya mehluk, tıraşlı dedi ona. Metruş yani, metruş. Metruş gibi mehluk dedi. Şimdi mahluk başka, mehluk başka. Şimdi halaka başka, halaka başka. Sen şimdi harfleri şey edersen günahkar olursun. Böyle durumda olan hiç okumaması lazım. H sesi, hı sesi onu çıkartmayı başaramayanlar falan var ama zorlayacak. O zaman öyle harf olan yeri okumayacak. Çok zor. Niye çok zor? Kulavzu Rabbil Felek okumasın. İnne atayna ile kulü vallahu Allah okunuyor. Mesela bak iki sure yetiyor. Bir sure bile yeter. Her rekatta aynısını tekrar edersin en nihayetinde mecbursan, bilmiyorsan. İnne atayna ile kulü vallahu diyelim. Bir hoca bununla namaz olur diyecek kadar. İlle tecvid kuralları demedim bak. Harflerin doğru çıkış işine riayet edilerek bir sure, iki sure öğrensin. Hep namazları bununla kılsın. Yeni sure öğrenmeyeyim. Öğren sonu yok istediğin kadar öğren. Ama öğrenmiyorsan kulaktan dolma, teyipten alma, okuma. Şimdi bakıyorum. Elem tera keyfe okuyor adam. Lilafi okuyor. Berbat. Rastlıyorum yani. Harfler çıkış noktaları yanlış. Ya namaz bozuluyor. Kardeş, sen elem tera keyfi biliyorum diye hava atacağına millete. Hep inne hatta inna ile oku da namazın olsun bari ya.
Elem tera keyfi okuyacaksan onun da bir onayını al. Bir Femi Muhsin'den, bir ağızdan yani. Bak demiyorum tecvid kuralları bile bak. Harflerin çıkışı diyorum en azından. Tecvid biraz daha farklı usullere riayeti gerektirir. Ama harfleri yanlış çıkarırsan ben sana ne yapacağım? Kulâhu Rabbil Felak okuma o zaman. Şimdi namaz caiz olması için gerekli miktarda öğrenmiyorsa harflerin doğru çıkış yerlerini öğrenmeden kılıyorsa günahkardır. Yani manayı da bozuyorsa şöyle bir şey çıkıyor. Hem namaz kılıyor hem günahkar oluyor. Tabii namaz kıldığı için günahkar oluyor hem de. Ayrı bir günah bu. Kılmasa daha başka günahkar olacak. Şimdi hani demiş ya adam yecüzü caiz değil demiş biliyor musun? Ya hocam olur mu? La yecüzün hocam. O hiç caiz değil demiş yani şimdi. O şakası namaz kılmayanın yeri yok zaten kitapta mübarek. Namaz kılmayanın kitapta yeri yok. Onu ne anlatacağım? Kılandan bahsediyoruz. Şimdi kılınca günahkar oluyor. Niye kılınca günahkar oluyor? Namaz caiz olacak kadarın harflerini çıkartmayı mutlaka belleyene kadar hiçbir iş yapmamalı. Hiçbir iş yapmamalı. Bir sure ya, iki sure. Biz sana demiyoruz ki hatim yap. Bir satır ya. En kısa sureler. Bir satır. Bunun harflerini doğru çıkacak. Harfleri derken de böyle illa kul hüvallahü gibi değil. Yani kul hüvallah ama kul füvallah dersen kul füvallah dersen bu olmaz abi. Bu hüvallah. Bu füvallah değil ki. İnna atayna kolay mıydı? Bir kere camide yaşlı yaşlı adamlar bir talim dersi yapalım dedi. İhsan Efendi Allah rahmet etsin hocamız. Herkes halaka kurdu. Sahabe metodu. 5 kişi, 10 kişi herkes bilenler öbürlerini aldı. 60 yaşında, 70 yaşında. Sakal bembeyaz. Görsen Halep müftüsü zannetersin. Sarıklı falan. Bir okuyor. İnna tayna. Tayna diye mi? İnna tayna. İnna tayna. Ya tayna. Tayna. Ya Aynı nasıl çatladı? Ya babacığım o zaman ayın olmayan bir şey oku. Kur'an'dan illa sure okumak zorunda değilsin. Ayınsız bir şey bul. Var ayet. Yani bunu ne bileyim bunu tespit edelim olmazsa millete ya. Ayın meselesi şeydir yani. Dedi ya birisi benim hakkımda bir köşe yazarı. Ben ayını ondan güzel çatlatırım dedi benim için. Gazeteye yazmış da ben de dedim ki ben gösteririm ona nasıl ayın çatlattı da vakit müsait değil dedim biliyor musun? Ondan sonra o da gülüyor. Şimdi adam ayıyla gitmiş ya kardeşim bana ayın öğret ayın öğret demiş. Ya vakit müsait değil demiş kardeşim git demiş başımdan. Şimdi ayın öyle bir mesele ki ameliyat ister. Bazı kere adam ameliyatla bile çıkartamazsın. O ayrı bir şey. O zaman aynı ayı. Bu sesi de öyle yani o da çok kolay. Şimdi bu ha. Ha da acayip biliyor musun? Ha hı değil. Hı iyi değil. Makbul değil ama kurtarır. Manayı kurtarır. Hı, yok. O ikinci noktalının iki sesi var. Bir hı bir de ha. Bak ha değil. Ha. Ha. Şimdi burada vat. Bir vat harfi var. En efsahü men netaka bil vat. Vat'ı en iyi söyleyen benim diyor hadis-i şerifte. O vat'ı çıkartmak için kimisi ben soldan çıkarım. Kimisi sağdan da çıkarır. Ben hayatta ameliyat yapsam beni sağdan çıkaramam. Vallahi yapamam. Bu zordur bunlar. Ama ben millete bu kadar ince iş söylemiyorum ki. Namazın caiz olacak kadar, mana bozulmayacak kadar bir münasip, diline münasip bir ayet. Fekra ma teyessera minel Kur'an diyor. Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun diyor Rabbim. Niye öyle buyurdu? Kolaya gelen, müyesser olanı diyor okuyun. Dolayısıyla şimdi tecvid, soru tecvid üzerinden. Tecvid kaidelerini de öğrenmesi gereklidir. Ama tecvitsiz okusa da günahkardır, namazı bozulur demeyiz. Çünkü sahabeden de bedeviler şu bu tecvidi bilmiyorlar için. Ama harf mahracında müsamaha yoktur. Yani çıkış yerlerini. Harfin çıkış yerlerini mana bozulacak şekilde telaffuz ederse namazı da olmaz. Yani mana bozulacak şekildeyse eğer. Yani halaka ile halaka gibi tıraşlan yaratmak gibi farklıysa caiz olmaz. Namazı da bozulur. Kazaları gerekir. Kazayı da aynı yapacağı için kazayı da kaza gerekir. Devir lazım gelir. Kıyamete kadar boşuna kurtulamaz. Onun için doğru öğrenmesi mecburdur. Ve öğrenmediği takdirde de namazı kılarken bile günahkardır. Yani tecvidi öğrenmemekten ziyade bu yaklaşımdan şöyle bir sorun çıkmıyor. Kılmayayım daha iyi diyecek şimdi. Evet yani, hiç öyle bir şey yok. Kılmayayım daha iyi değil. Kılmazsan efendim cehennemin gayya kuyusuna ayeti kerimede Meryem suresinde fesevfeyel kavne gayya. Gaydır da millet onu gayya diye alışmış. Ayette sonu elif geldiği için gayya diye duruluyor. Aslında gayya değil gay. Gayya kavuşurlar diyor. Ama millet gayya kuyusu diye meşhur olmuş da. Galata meşhur lügatı fusadan evladır diye ben de öyle konuşuyorum. Şimdi cehennemin en derin kuyusuna
Bu namazı kılmayanların belası hakkında kitabımız çıkacak. İşte bir iki hafta içinde sorsunlar. Küçük. Niye küçük? Özet. Onu alacak böyle bir gecede okuyacak. Sabaha da hortlamış gibi kalkacak. Yatak onu atacak böyle korkudan. Ben cehennemin dibini boylamayayım diye kalkacak. Onu okuyan kılmamış duramaz. İmanı yoksa müstesna. Zaten hoca hikaye yazmış diyorsa müstesna. Kaynak vermişiz. Dolayısıyla kılmamanın yeri yok. İmanda, İslam'da yeri yok. Ya namaz. Geçen ne fetva gördüm biliyor musunuz? Aklınız, mantığınız durur ya. Diyor ki, bir adam evlenecek. Bir kadın var, Müslüman, namaz kılmıyor. Bir kadın da var, Yahudi veya Hristiyan, ehli kitap. Zaten namaz farz değil. Ehli kitabın nikahı caiz. Kız verilmez, kız alınır. Hangi kadınla evlensin diyor. Bütün bizim millet ne dersin şimdi sen? Müslümana evlensin ya. Diyor ki, namaz kılmayan Hanbeli mezhebine göre kafirdir. Hanbeli de ehli sünnettir. Dört mezhepten birine göre kafir damgası yemiş. Hiç olmazsa diyor zimmiye olan ehli kitabın dört mezhepte nikahı caiz. Burada bir mezhebin ihtilafından kurtulmak için ehli kitaptan alsın diyor. Namaz bu kadar önemli. Fetvayı böyle vermiş. Fetvayı böyle veriyor, ihtiyat payı koyarak veriyor. Namazsız kadındansa diyor. Çünkü bir mezhebe göre imanı yok diyor. E imanı olmayınca da hiç nikahı caiz değil. Burada bir mezhebe göre nikah hiç caiz değil. Burada dört mezhebe göre nikah caiz. Bak inceliği anlatmaya çalışıyorum yani. Yoksa kadını namaza başlat. Daha kolay o da. Yani al namaza başlat. Şimdi bu başı açık gezmeye de benzemez. Yani başı açık da gezebilir. Yani namaz kılsa, bak başı açık gezer hakkında böyle bir durum var mı? Sahabe diyorum namazın terkinin dışında hiçbir ibadetin terkini kafirlik saymazlardı. Namaz terkini kafirlik sayarlardı. Ama ehl-i sünnete göre, cumhura göre namazın terkini helal görürse kafir olur. İşte tembelliğinden kılmayanlar Müslümandır. Ama ihtilaf çıkıyor. Onun için o zorlanmasın. Bir inna atayna bi kulü vallahi ile cehennemin dibi tercih edilmez. Onları ayını zorlamak daha kolaydır. Ama ayını zorlama lüzum yok demek istiyorum. Bir ayet, bir satırlık ayetler var Kur'an'da. Ayınsız. İlla hiç ayın çıkarmaz. Ayın da olur abi. Allemel Kur'an'da. İlla yapamaz da alleme der. Ama halleme derse olmaz ki ya. Şimdi ben bakıyorum adam ha, yani ayın yerine ha kullanıyor. Ya bu sıkıntı. Bu çok sıkıntı. Yani ayın yerine gayın kullan. Bari hiç olmazsa Arapça ayını diyemiyorsan Türkçe a dersin yani. Bir kurtarı payın olur. Ama şimdi onun yerine ha dersen olmaz. Yani iki sure, iki satır yeter namaz için. Tecvidi de öğrensin ama tecvitsiz diye direkt günahkar demiyoruz. Harflerin çıkışlarını bilmiyorsa öğrenmediğinden de ayrı günahkar oluyor. O şimdi kılarken ki değil. Zaman zarfında niye öğrenmiyor o da günahkar. Başka bir problem ortaya çıkıyor şimdi. Birçok mescidimizde, camimizde görev yapan imamlarda da var. Oho. Çok ciddi problemler var. Vatandaş şimdi ya ben hafız olduğum halde bir imamın arkasına durdum. Hem de birinci saftayım sol tarafta. Hem de merkezi bir camide yarısına kadar geldi. Nereden okuduğunu anlayamadım. Kur'an'ın neresinden okusa anlarım yani. Neresinden okuduğuna karar veremedim ya. Ne makamlar, ne çeşitler ya. Böyle bir şey görülmemiş ya. Ya nasıl imamlık imtihanından geçiyor bunlar? Bir de bunlar şöyle, imamlık imtihanından geçerken belli yerleri yapıyor. Zuhadan aşağı, şura, bura. Ondan sonra efendim hava atma bilmem ne gidiyor bir de Rahman'dan okuyayım diyor. Ya mübarek imam olduysan da ne yapalım bildiğin yerden oku be kardeşim. En doğru yol bildiğin yol, en kese yol bildiğin yol. Yani şimdi şöyle değişik ayetler okuyayım hesabı anladın? Hani erayetellezi yükezi bu meselesi var ya. Durmuş erayetellezi demiş takılmış. Arkadan Fatih deriz ona açan. Arkadan adam diyor yükezi bir bittin diyor. Bu yine erayetellezi diyor duruyor ya namaz bozuluyor. O da durulmaz ki arada. Adam yükezi diyor bu da yediremiyor kendine yükezi bu da şaşırdı diye. Namazın ortasında dönüyor diyor. Senin bildiğin erayetellezi değil diyor kardeşim diyor. Yani Kur'an'da başka erayetelleziler var. Yani ona demek istiyor ki şaşırdıysam senin bildiğin erayetellezi de şaşırmadım. Ulan velev ki başka yerde şaşırdın. Yükezi buden devam et. Namazı niye bozuyorsun? Yani mesela bir hava atma şeyine girmişler. Hafızım gibi bir numaralarla. Talimi tecvidi zaten yok. İmamlığı da imtihanı sıyırayım derken birkaç yer bellemiş. Bu sefer orayla sınırlı kalmıyor. Gidiyor başka yerden okuyor. Sen her yerden okuyacak durumda değilsin ki. Şu anda öyle imamlar var. Açarım Kur'an'ın ortasından rastgele bir yer. Oku derim 40 yanlışını çıkarırım.
Yani imam ama her yerden okuyamaz Kur'an'ı. Yüzüne yüzüne. Ezberi, ezberse de hafız. Hafızı kastetmiyorum. Yüzüne okuyamaz. Yanlış okur. Böyle imamlar var. Belki müftü de vardır. Belki müftü de vardır şu anda. Piyasa bayağı düştü. Borsa... Sistemde problem... Borsa çok düşük. Çok çok. Oo sen ne diyorsun? Tabii şimdi bu soru hani bazı... Çok su kaldırır bu hamur. tabii bu soru da uygun bir sıfat bulamadım. Siz bulun. Boy abdesti nasıl alınır diye soruyorum. Ya boy abdesti alınırsa biz cevap vereceğiz artık. Seyircilerimiz veli nimetimizdir. Yani para para istemiyoruz. Allah razı olsun ama madem soruyorlar Müslüman'a cevap ver. Efendim... Evvela vücudunda bir taharet bölgelerini, avret bölgelerini evvela yıkayacak. Pislik varsa mutlaka yıkayacak. Pisliği başka yere bulaştırmamak için. Pislik yoksa da sünnet ve müstahap olarak yıkayacak. Ondan sonra namaz abdesti gibi abdest alacak. Aynı. Bunu da bilmiyorlar. Çoğu şeyden sonra alıyor. Onun hakkında da Ramuzul Hadis'te bir hadis var. Gusülden sonra abdest alan bizden değildir diye bir ara karıştı memleket. Ramuz da sağlam kitaptır yani. Fakat onun manası var başka türlü de. Şimdi... Önce abdest alacak. Ayakları su birikintisinde ise ayaklarını en sona bırakacak çıkışa. Ayakları su birikintisinde değilse ayaklarını da yıkayacak. Ondan sonra 3 kere baş. Başını 3 kere. Ondan sonra 3 kere sağ omuz. Ondan sonra 3 kere sol omuz. Ondan sonra bütün beden. Bir keresi farzdır. Bir kere su değdirmek farzdır. İkincisi sünnet. Üçüncüsü ikmali sünnettir. Farz yerine gelmek için mesela güneş doğacak. Böyle bir durumda bir suda bir suyla da yıkanıp farzı yetiştirmesi gerekebilir. Güneş doğmasın diye. 3 su şart gelmeyebilir. Farz olarak bir sudur ama zaten dedim geçen dediğim gibi 3 kere de ancak bir kere ıslanıyor bizimkiler zaten. Yalap şalap iş yapılıyor. Guslün şartı budur. Yalnız benim abdest risalesi diye Arifan yayınlarından temin etsinler. Çünkü bu kolay bir şey değil. Abdest gusül ayrı bir bölümde işledim. Teemmüm bölümü de var. Gusülde çok güzel sünnetler var. Müstehapler var. Gusül icap eden meseleler var yani. Onu da bilmiyor çoğu. Gusüllerden icap ettiğini. Dolayısıyla onları incelesinler, okusunlar. Yani benim kısaca sünnet ve cüzere tarifim budur. Evet. Bir başka izleyicimiz de şeytanın vesvesesinden kurtulmak için ne yapar? Onları yani vesvesenin en büyük çözümü itibar etmemektir. O diyor senin imanın gittiği bilmem ne. Hadi belki sen git işine. Senin zaten imanın yok diyecek ona. Benim niye imanım gidecek diyecek ona. Böyle bir mücadele var. Ama üç ihlas, üç felak, üç las. Sabah akşam yatarken. Bunu okusa çünkü vesvese ayetidir. Vesvese verenin şerrinden sığınma ayetidir. Benim de geçen de bir Arifan dergisinde çıktı. Ben size söyledim o zaman herhalde. Vesvese ile ilgili bir evet. Meseleler yazdık ama kaç ay evvel bilmiyorum. Evet. Birkaç ay evvelki sayıda söz konusu oldu. Orada dualar var. Onları da ben şimdi internet sistemi güçlendiriyorum. Cübbelahmetullah.tv biraz işlev hale getiriyorum. Sadece canlı yayın ve sohbetler vardı. Şimdi bu e-mailler cevaplar. Mesela buradan ben diyeceğim ki siteye atıyorum diyeceğim duaları. Yani bu da bir iki hafta içinde olur. Takip etsinler. O zaman konusu geçen şeyi hani şu dergi dediğince derginin eski sayısını adam bulamıyor. Mevcudu da bitmiş oluyor. Ne yapacağız o zaman? İnternetten attık diyeceğiz. Hemen girecek. Bulacak vesvese duasını. O haftaki burada konu ettiğimizi öne çıkartacağız. Onu yaparız inşallah ama ben yazdığımı hatırlıyorum. Önümüzdeki ay yani bu Nisan değil. Mayıs ayı. Mayıs sayısında da vesveseyle ilgili yok. Nisan'da olabilir. Yani birkaç gün içinde çıkıyor. Birkaç çıkmış da olabilir. O sayıda da vesveseyle ilgili bazı dualar var. Evet. Yazdığımızdan yani hatırladım. Kestirmesi, felak, üç ihlas, üç felak, üç nas. Sabah, akşam bir de yatarken. Üç öğün. Tam itikat ile. Ya çünkü ne demek Allah'ın ayeti vesvese verenin şerrinden diyor. İnsandan Rabbine sığınırım. Daha nereye sığınacağız? O halleder inşallah. Bir ara daha vereceğiz hocam. Devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, Cübbeli Hamit Hoca ile sohbetimiz sürüyor. Bir aramız daha var ve yine sizden gelen soruların cevaplarıyla birlikte olacağız. Değerli izleyiciler, Cübbeli Hamit Hoca ile sohbetimiz sürüyor. Sizden gelen soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Bir izleyicimiz Safer ayını geride bıraktık ama Safer ayı ile ilgili bilgi verir misiniz? Son çarşamba günü. Bilgiler şeyde bir kitap bu usta yazmak durumunda kaldım bu nedenle. Müstakil bir selam risalesinin içindeydi. Cüz'i bilgiler vardı. Herhalde 140-150 sayfalık bir kitap oldu. Safer ayının özellikle son çarşambasının vazifeleri, duaları diye. O kitabı Arifan yayınlarına temin ederlerse hem ilmi yönünü hem kaynaklarını görürler. Bir de benim dememle akıllarında kalmaz burada.
rekatın, namazın içinde okunacak sonundaki dualar var. Detay var yani. Yani kaynaklarıyla beraber görmek hem de nasıl olsa bu sene Safer ayını geride bıraktık artık önümüzdeki Safer ayını. Ama o kitap illa Safer ayıyla ilgili de değil. İslam'da uğursuz, İslam'ın uğursuzlanma itikadına bakışı. İslam'da uğursuzluk yoktur. Uğursuzlanma yoktur. Hastalık geçmiş mi yoktur. Ama bunun manası nedir? Safer ayı yoktur. Hadiste öyle geçiyor. Safer ayı değil, Safer yoktur diyor. Ama bunun manası Allah bunlarda bir şer yaratmaz anlamında değil. Bunlar kendiliğinden bir şer yaratamaz anlamında. Ama siz bunlarda dua etmeyin anlamında değil. Dolayısıyla biz orada çok deliller koyduk ki sahabeden birileri ya Resulallah biz bir eve taşındık başımıza gelmeyen bela kalmadı buyurdu dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bırakın o evi çıkın gidin. Hem de kötü bir halde bırakın buyurdu. Sahih hadis İmam Malik'te geçer. Dolayısıyla uğursuzlanma yok gavur olursunuz oturun evinizde demedi. Zaten Buhari hadisinde üç şeyde uğursuzluk sayılırken efendim atta efendim evde oturduğun bir ev sana uğursuz gelebilir diyor. Karı kocanın birbirine uğursuz bazı nikahlarda uğursuzluk olur. Birbirine çok sıkıntı verirler. Oluyor yani. Bunlar var hadis-i şeriflerde. Onun için o kitap Safer ayının duaları yani adı altında ama onun dua bölümünden çok ilmi bölümleri var. İçine uğursuzluk hissi gelen hangi duayı okusun hepsi var orada. Bunlar hep Arifan yayınlarından. İsterse internetten girerler, sipariş verirler. Ben bilmiyorum yani. Benimle ilgili de değil. Yani abone meseleleri, derginin olsun. Bunlar benim elimde de değil, benim etki alanımda da değil. Ben telif alıyorum. Yönetimde dahlim yok. Velakin ulaşmak için bu şey en kolay benim bildiğim interneti falan arıyorlar, buluyorlar. Veya telefonlarını buluyorlar yani. Bize de soruyorlar da nasıl ulaşacağız, şöyle edeceğiz, böyle edeceğiz. Veya abone şikayeti. Bize arz olunduğu zaman bu vesileyle onu da söylemiş olayım. Hiçbir etkim yok. Yani yönetimde değilim. Ben belli bir şey alıyorum yani. Onlar ne kazanırsa kazansın ben belli bir şey almak durumundayım. Onu da bilmiyorum. Evet. Hocam size sorum olacak demiş. Ben namaz için abdest aldığımda çok şüpheye düşüyorum. İki veya üç kere abdest aldığım oluyor. Bu sorundan nasıl korkuyorum? Onun vesveseye, şeytanın velehan diye bir şeytan vardır diyor hadis-i şerif. Suyla görevli bir şeytan vardır. Su vesvesesi vermek için. Adı Velehan'dır. Abdest Risalesi'nde hadisin kaynağını verdim. Yani musluktan çıkamıyor ya insanlar ya. Değdi değmedi, değdi değmedi. Üç kere, beş kere. Hele banyoda bir saat kalan kadınlar var, erkekler var. Buna hiç itibar etmemesi lazım. Ya ben burayı yıkamadım kardeşim. Görüyorum yıkamadım. Bitti yıkandı bu işte. Bir daha olmadı. Ama işte demesi kolay işte. Gel de onu anlat. Allah kurtarsın vesvese dualarını da. Ben biraz ilgileneyim tekrar onları işte interneti falan işledim. O duaları bir koyayım ortaya. Kurtuluş dualarını. Bu ayki dergide de olacak. Yani vesvese duaları da buna fayda eder bu abdest. Bu hepsini vesveseye giriyor bu işte. Evet tabii bu da bir vesvese. Özel bir şeytan görevli bu işte. Ama en büyük çaresi oldu. Ya Allah böyle buyurdu bunu. Yıkadı mı yıkadım. Üç mü üç. Bir kere bile kurtarıyor ya. Ya Allah'ın emrini yaptım tamam. Şeytana diyecek ki seninle mi uğraşacağım ya. Allah'ın emri bu. Sen anne konuşuyorsun diyecek. İçinden böyle diyecek. Bir mücadele yapacak yani. Büyüklerin bedduası ne derece tutar? Kuşak kuşak etkilenir mi? Yani şimdi efendim suçsuza yani. Niye gelsin? La teziru haziratü müzre uhra. Kimse kimsenin yükünü çekmez diyor Kur'an-ı Kerim. Kaide-i külliye budur. Ve la teksibi kullu nefsin la aleyha. Her nefis ancak kendi aleyhine şer yapar. Sağ yapar. La ma kesebet ve aleyha mektesebet. Dolayısıyla hayırda bulaşma var. Rabbim rahmetinden dolayı dedenin hayrını torununa işletiyor. Mesela Eshab-ı Kehf'i anlatan surede, Kehf suresinde Hızır Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'ın ledün ilmiyle ilgili üç konu. Bir kere burada da anlattım. İlk 20 dakikalarda birkaç ders. Bir duvar meselesi. Antakya'da duvar yamulmuştu. Orada da aç kalmışlardı. Milletten bir şey istemişlerdi. Onları yedirmemişlerdi. Musa Aleyhisselam gazaplanmıştı. Sonra Hızır Aleyhisselam duvarı, eğik bir duvarı düzeltmişti falan. Musa Aleyhisselam kızmıştı. Bari para alsaydın da ekmek alırdık. Adamlar ekmek vermiyor. Gidiyorsun duvarlarını düzeltiyorsun falan. Onu anlatırken وَاَمَّ الْغُلَامُ فَكَانَ اَبَوَا مُؤْمِنَيْنِ O çocuklar var ya. Yok o değil. وَاَمَّ الْجِدَارُ Duvar. O öldürülen çocuk başka. وَاَمَّ الْجِدَارُ Duvar meselesi diyor. فَكَانَ الْغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَد۪ينَةِ Şehirdeki iki yetim çocuğundu. Onlar günahsız çocuk. Ve kan ebu ma salih ama babaları iyi bir adamdı diyor. Ölmüş babaları. Bu ayette ne anlaşılıyor? Tefsirde diyor ki Beyzavi'de falan
Tefsirler diyor ki yedi dedesini kastediyor diyor. Yedi kuşak evvelki dedesinin iyiliğini kastediyor. Dedesinin mübarekliğinden peygamberleri gönderiyor da duvarı düzelttiriyor. Çünkü duvarın altında hazine gömülüydü. Duvar yıkılsa millet yağmalayacak. O bize yemek vermeyenler yağmalayacak. Allah da bana ledün ilmi öğretti ki duvarı düzle. Çocuklar büyüyünce kendileri yıksın evlerini. Onların kontrolünde çıksın hazine. İyi dedenin bereketi. Torunlara iyilik. Zaten o babası olsa bize yemek de verirdi yani dedesi sağ olsa çünkü iyi adamdı. Ama burada ne diyor? Dedenin iyiliği çocuğa tesir etti. Ama kötülük meselesinde yok. Şu delil geldi aklıma orada not aldım kağıda. Beş vakit namazı terk eden diyor lanetlenmiştir diyor. Hadisi kutsi'de geçiyor. Eğer ben diyor adaletli bir hakim olmasaydım Allah Teala buyuruyor. Eğer ben adaletli bir hakem, hakem de Allah'ın sıfatlarındandır. Adaletli bir hakem olmasaydım namazsızın sulbünden çıkan nereye kadar çıkarsa kuşak kaç kuşak sonrası sulbünden çıkan hepsi melundur diyecektim. Ne demek bu? Ben adaletli hakem olduğum için babanın şerrinden çocuğuna laneti ulaştırmadım demek. İnce bir şey. Yani kötülük bulaşmıyor ileri. Bir izleyicimiz de bu daha önce de sorulan sorulardan birinin benzeri sigara haram mı? Yok sigaranın detaylı konuştuk onu. Mekruhtur. Haram denmez. Ancak yani sağlığa zararlı. Sağlığa zararlı. Bana da baklava zararlı. Şeker hastasıyım şimdi. Baklava haram mı şimdi? Yiyoruz işte şeker 500 olmasına rağmen. Bazen yiyoruz şimdi. Bu haram denmez mi? Domuz eti mi bu ya? Sağlığa zararlı diye haram. E ne sağlığa? Şeker hastalarına bütün şekerler haram o zaman. Böyle şey olur mu yani? Fıkıh böyle mi olur? Onu da fetva diye veriyorlar ha bazı hocalar yani. Sağlığa zararlı haram. Ne haram diyeceksin? Bazı böyle görüşler var. Yanlış. Efendim dinden çıkınca amellerimiz silinir mi? Abdestimiz varsa bozulur mu? Lan zaten gavur oldun abdesti mi düşünüyorsun ama ince bir mesele. Ben bunu araştırınca ne çıktı biliyor musunuz? Bence de ince bir şey. Ne çıktı biliyor musunuz? Araştırdım. Abdest bozulmuyor. Vay anasını şaşırdım Allah bu İslamiyet ne acayip bir şey. Adam abdestli. Haşa lillah gavur oldu. Elfazı küfürden bir tarafı dinden çıktı. Nikah gitti. Hepsi gitti. Ameller silinir mi? Siliniyor. Hac yaptıysa siliniyor. Namazlar hep silindi. Ama yeniden Müslüman olmakla onları kaza gerekmiyor. Ama sevabı silindi. Hiç kılmamış oldu. Kellem yekün oldu. Ama hac iade gerekiyor. Yani hac hiç yapmamış oluyor bu sefer. Müslüman olduysa zenginse yapacak. Namaz mesuliyeti gitti geriden. Namazları siliniyor, oruçlar hepsi siliniyor. Bir tek haçta yapması gerekiyor. Yapmamış hükmünde olduğu için. Abdest bozulmuyor. Bozulmuyor derken Müslüman olduğu zaman zaten Müslüman olana gusül müstehaptır. Yeni denizden de çıksa, Müslüman olsa müstehaptır bizim mezhebe göre. Bazı mezheplerde mecburidir, bizim mezhepte müstehaptır. Gusül al denilir. Ama dedim ya, gusüllüydü, abdestliydi, mürtet oldu. Abdest bozulmuyor. Ama tabii o kadar büyük bir belaya düştükten sonra da bir abdest tazelemek uygun olur yani. O abdestte de namaz kılmak da biraz mideyi bulandırır yani. Ama yani fıkha konuşuyoruz, fıkhı. Yani o abdestte namaz kılınır. Kılınıyor çünkü niyet şart değil bizde. Bizde niyet şart değil. Mesela başını meshetmek abdestin farzlarından biri. Kur'an'da geçermiş. Ağız, burun mesela geçmiyor ayette ama وَمْسَحُوا بِرُوسِكُمْ başınızı mesledin. Ama şimdi geçerken yağmur damlasa diyor başına, şöyle bir dörtte biri sarsa diyor, eliyle kendi mesniyetiyle yapmasa, abdesti almış, parça parça almış, o da olur. Elini bir şadırvanda yıkar, ayağını öbür şadırvanda yıkar 10 saat arayla yani. Şimdi bu arada bozmazsa, mekruhtur böyle bir şeyler ama o ayrı bir şey. Başına değse su mes oluyor. Kendi eliyle niyet edip sürmeye gerek yok. Hanefi'de böyle, Şafii'de niyet şart. Hanefi'de bu niyet meselesinden dolayı bunda da efendim abdestliydi zaten. Dinden çıkıyor. O abdest ona bağlı değil. Abdest bizatihi maksut ibadet değil. Namaz için maksut. Bak namaz siliniyor. Abdeste silgi çekmiyor. Neden? Abdest vasıta bir ibadet. Bizzat ibadet değil. O sebepten. Yani ibadetin kendisi bizatihi kurbet mi? Yoksa kurbete vesile olduğu için ibadet mi? Abdest diye bir ibadet direkt olarak görülmüyor. Namaza vasıta olduğu için ibadet oluyor. O bakımdan abdest bozulmuyor ama namaz ibadetin ta kendisi olduğu için namazlar siliniyor. Bir
başka izleyicimiz de hocam evlenmek için hangi duayı okuyalım demiş. Tabii bu kadın mı erkek mi orasını mühim değil. Çözemedik. Ona göre hap değil ki bu ilaç erkek hormona göre verelim yani. Dua herkes için geçerlidir. Ama ben şimdiki ezberden ona yani evlenmek için derken mesela 313 Fatiha. Ne niyetle okuyor? 313 Bedir ehli sayısı. Mutlaka tesir eder. Selamu kavlen min Rabbir Rahim. Bekarlıktan kurtulmak için. 1479. Bunları Selam Risalesi'nde falan sayıları bazılarının var. Diğer hacet namazları. Mesela dergide de yazdım, söz verdim birkaç ay. Hacet namazları. Bu ayda var bir tane. Hacet namazı ne demek? Ne dileğin varsa demek. Vesta'inu bis sabri ve salat. Namazla yardım isteyin diyor ayet-i kerimede. Hacet namazına temas ediyor. Hacet namazı kılınabilir. Başka bazı dualar var. Yükseli kısmet açılsın diye. Evde kalanlar falan şey diyor. Onu da bir dergide yazdığımı hatırlıyorum ben. Ben de burada sanki konuştuk. Gibi. Kısmet yani evde kalmış, kısmet açılsın diye falan. Duadan hali değil. Her şey Allah'ın isimleri. Mesela Esma-i Hüsna yazıyoruz her ay Arifan dergisinde. Mutlaka orada şunu yapsam murada olur diyor. Şu ismi şu kadar okusa. Her isimde var böyle. Allah'ın isimlerinde. Bunları okusun inşallah. Hocam yine size dualar var. Bir başka izleyicimiz de şöyle diyor. Peygamberimize Allah'a layık bir kul. Peygamberimize layık bir ümmet olmak için bana dua eder. Allah Teala. O da bana dua etsin. Sanki ben layık olmuşum da ona dua edeceğim. Allah hepimizi layık eylesin. Amin. Ve bir izleyicimiz de piliç ve kırmızı etin İslam ölçülerine göre kesilip kesilmediği hususunda tedirginim. Tedirginim. Biz de tedirginiz. Eskiden daha tedirgindik. Şimdi rahatladık biraz. Neden? Biz mesela şimdi reklam olmasın diye isim vermeyeyim. Bazı kurumlarla görüştük. Misafir de olduk onlara. Bazı arkadaşları da gönderdim fabrikalarına. Bolu'ya, şuraya, buraya. Elle kesilen ve sıcak su işlememesi için içinde pislik varken o şeye dikkat eden bazı müesseseler var. Ama biz bunları kurumsal olarak isimlerini veremeyiz. Bu gibi ekranlarda. Bu reklama girer. İyi de olmaz. Ancak şu gindes.org sitesi Gindes. Bak bunu yazsınlar. Yani Giresun, İskenderun, Nevşehir, Denizli, Edirne, Samsun. .org. Bu Gindes helal sertifikası veriyor. Bu helal sertifikaları bizim hocalardan biri de benim bir arkadaşım orada görevli. Bu inceliyor, gidiyorlar. El kesimi mi? Sıcak suya pislik içindeyken mi atılıyor? Bunu hepsini inceliyorlar. Sade tavuk için değil bu. Bütün mesele şampuana kadar. İçeriğinde ne var? Yalnız burada şunu demek istiyoruz. Bu Gindes.org ben yeni duydum. Bizim Lale Gül FM'de de programı varmış. Geçen ilan ettim. Helalinden adında. Evet. Siteye girip görebilirler ama o programda canlı yayın bağlantı yokmuş. Dolayısıyla bunu soramaz orada. Bir de orası da yayın organı isim veremeyebilir. Dolayısıyla sitesine girsinler. Şüpheleniyorsa hangi piliç veya kırmızı et hangi markada bu helal sertifikasına siz verdiniz. Sizden talep geldi size. Siz gittiniz, incelediniz, buldunuz. Bunu oradan öğrensinler. Yani tedirgin olanlar için söylüyorum. Evet. Şu bakımdan, yani bunu da yanlış anlaşılmasın. Bundan sertifika almayanların hepsi haramdır demek değil. Belki adam helal şartlarına uygun ama müracaat etmemiş. Ve sertifikası yok. Bizi alakadar etmez o. Bu müessese diyor ki, sertifika verdiğimize kefiliz. Dünya ahiret. Hukuk önünde de bir şey çıkarsa mesul olur. Ahirette de Allah'ın dinde mesul olur. Bu demek istiyor. Yoksa benden sertifika almayanlar haramdır diyemez bu. Tabii ki diyemez. Ama bunun dediği nokta şu. Benden müracaat edip sertifika almışsa biz kefiliz ki haram yok. Böyle bir kuruluş var. İşte, ben memnunum bu kurulmasından. Sertifika verdiği kurumları ve şirketleri herhalde belli periyotlarla o inceliyor. Yapıyordur yani tabii. Bir resmi kurum herhalde bu. Bu böyle tabii gayri resmi olmaz ki bu iş. Bir de ben bunu bilmiyordum. Geçen sizden bir soru geldi. O soruyla beraber ben bunu radyoya sordum. Ben de radyodaki programın adını da bilmiyorum. Böyle bir şey olduğunu da bilmiyorum. Sevindim. Hatta bizim bir hoca arkadaş dedi ki ben de burada vazifeli aldılar. İncelemeye götürüyorlar ben de dedi. Bir ehli sünnet kardeşimiz fıkıhçı. Çok memnun oldum ben. Efendim bir başka izleyicimizin sorusuyla devam edelim. İzmir'den Meryem isimli bir izleyicimiz diyor ki eşim alkollü bir yerde garsonluk yapıyor. İş bulamadığı için 4 çocuğumuz var.
geçindiğimiz para haram mıdır? Alkollü yerde garsonluk yapmak bir de taşımaya benziyor. Garson taşıyor, getiriyor, götürüyor. Getiren götürene de lanet var hadiste. Dolayısıyla haramdır. Ama iş bulmak zor meselesinden, çoluk çocuğun da zaruret derken ölmeyecek kadar yiyecek, bu da neyle geçinecek? O bakımdan bir çocuk da olsa can candır. Dolayısıyla helal bir iş aramalı, gevşeklik etmeksizin herkese haber salmalı. Mutlaka bir helal kapı bulana kadar da burada işte idare etmeli. Zaruret aç kalmamak için. Ondan sonra hemen işi değiştirmeli. Bir izleyicimiz de şöyle demiş. Ramazan orucunu ailevi nedenlerle tutamıyorum. Bu da çok ilginç bir şey. Hiç anlamadım anca, ne anladım biliyor musun? Adam erkek evde musallat olursa kadına orucunu bozduracak şekilde, çünkü cinsi münasebet yapar, bazısı inatına yapar böyle şeyler. Ama bu adam eğer oruca inanmıyorsa zaten kafir olur, nikah düşer. Oruca inanan da kendi tutmasa bile nasıl böyle bir şey yapar ya? İftardan sonrası mı yok yani? Öyle anladım ben, aileviden tutamıyor. Hastalık değil. Evet. Ne demek ailevi? Neyse yani bizi çok da alakadar etmez. Yazılamayan bir şey oldu, anlaşılıyor. Bunun yerine pazartesi ve perşembe günleri oruç tutuyor. Ama pazartesi, perşembe oruç nafile sünnet farzlarına geçmez. Onu kaza niyetiyle tutuyorsa güne günden ödemiş olur. Çünkü bu anlaşılan niyet etmiyor, kefaret yüklenmiyor. Belli bunun bir nedeni var. Niyet etmiyor. Yani niyet edip bozsa kefaret olur. O zaman peş peşe tutacak. Pazartesi, perşembe olmaz. Ama kaza güne günlerde, pazartesi, perşembelerde de öder onu güne gün. Yani 30 günü birkaç aylarda öder. Ama sünnet sevabı alamaz. Bir de burada ben zaten sünnettir, nafile oruç tutuyorum derse yine kazaya gitmez. Evet yani hayır, şöyle de demek ki 30 gün peş peşe oruç tutamıyor. Onu da tutamıyor. Aralıklı tutuyor. Arada pay bırakıyor demektir. Evet. Yok, kaza orucu güne gün gibi olanlarda aralıklı da tutsa, gününü tamamlarsa mesela borcunu öder. Ama Ramazan'da tutamaması çok acayip bir şey. Böyle bir ailevi neden kabul edilemez? Bu ayrılma sebebidir eğer ki böyle bir ailevi durum varsa da. Farza engel olunan noktada durulmaz. Fıkıh olarak konuşuyorum. Namaz da aynıdır, oruç da aynıdır. Yani eşi, kadın veya erkek. Hac gibi değil. Hac bana mahrem lazım, sen beni götür dese adama, adam ben götürmüyorum dese bu ayrılık sebebi değil. Ama namaz kıldırmıyorsa, oruç tutturmuyorsa, çünkü kadının mahremi kocası olmasa oğlu olur, kardeşi olur, dayısı olur. Yani yoksa da düşer. Ama namazın düşeri yok ki, orucun düşeri yok ki sağlıklı insandan. Dolayısıyla bu ailevi neden kabul edilemez. Bu işin düzeltilmesi için, yani ayrılıksa da ayrılık. Buna müsaade edilmez bu şekilde durup da aralarda oruç tut deme. O da ayrı bir mesele. Evet yani sadece... Borcu öder mi öder, ama sen burada niye duruyorsun? Böyle bir ortamda kalmana gerektiren ne? Ortamda kalma konusundaki ısrarın bir meidesi, yaptırımı var mı? Yok ama bu yani, İslami bir kurallar çerçevesi olsa meidesi var tabii. Tamam. Ayırtırlar. Öyle mi? Mahkeme ayırtır. Ya izin vereceksin der, izin vermezse ayırtır. Evet. Zaten bu izin vermeme gibi bir şeyse kafirlik gibi bir durum söz konusu. Kendi tutamayabilir insan, günahkar olur. Ama karşı tarafa engel olmak Müslüman işi değil. Yani şey olarak söylüyorum, karine olarak konuşuyorum yani. Şahsı tanımıyorum. Tabii. Karine olarak ben tembelim, kılmıyorum. Ama kılamazsın, kıldırmamak karine olarak iman karinesi değil, inkar karinesidir. Ama kendi kılmamak tembellikten de olabilir. Kendi tutmamak gevşeklikten de olabilir. Açlığa dayanamaz, keyfine düşkün adamdır. Günahkar olur, kafir olmaz. Ama adam tutuyor gönül hoşluğuyla, onu niye engelliyorsun? Ve bu şer'i bakımdan diyorsunuz. Ayırma sebebi. Ayırma sebebi. Tabii öyle farzlarda şey yok. Şimdi bir başka izleyicimiz de, karım evi terk etti, kayınvaliden boşanacaksınız diyor. Çocuğumun yüzünü göstermiyorlar. Dini açıdan ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım dersen bana, ben de derim ventesburu hayrul lekum, sabretmeniz hayırlıdır ve sulhu hayır, barış yoluna gitmeniz hayırlıdır. Bayağı bir yıllar da geçse sabır iyi bir şeydir, ama ben boşanmak istiyorum. O da sana Allah özgürlük vermiş. Dinde o da var, serbest. Boşanırsın. Eşi de terk edip. Ayrılabilir. Evet. Ama mümkün mertebe ayrılmamak için her çareye başvursunlar. Alttan alsın, ne yapalım. Yine benzer bir soru. Daha doğrusu daha önce sorulmuş soruların bir benzeri. Çok namaz borcum var demiş bir izleyicimiz. Sünnet namazları kılmıyorum. Sünnetlerin yerine
kaza namazı kılıyor. Ha şimdi sünnetin yerine kılıyorsa o başka. Evet. Ama hem sünnet hem kazayı hayır, bir niyette yaparsa caiz değil. Yerine diyor. Yerine şöyle. Aslında Hanefi mezhebinde sünneti ayrı kılacak. Kazayı ayrı kılacak. Şafii ise sünnet hiç kılmayacak. Sırf borçları ödeyecek. Ama bu kardeşlerimizde şöyle bir çelişki var. Şafii kardeşlerimizde de. Sünneti kılmıyor. Millet kılarken oturuyor böyle bir de. O zaman kalk kazanı kıl. Onu da kılmıyor. Bizde sünnet yasak diyor. Kazan var. O zaman kalk kazanı kıl. Şimdi Şafii de olsun, Hanefi de olsun. Kaza borcu olan ne yapacak biliyor musun? Zaruri ölmeyecek kadar yaşayacak. Yemesi, içmesi, çalışması. Ölmeyecek kadar zaruret çalışacak. Geri kalan bütün vakitleri kaza borcunu harcayacak. Bu filmleri seyrediyor. Maçları kaçırmıyor. Dizileri seyrediyor. Sünnete geldi mi 4 rekat. Ben Şafii'yim veyahut da Hanefi'yim ama sünnet kılmayayım. Tamam da sen önce dizileri bırak da kazalarını bir tamamla kardeşim. Sana da kıyamete kadar sünnet kılma demediler hoş. Yani bu ne periz lahana turşusu ya? Bu çelişki içinde bir şey ya. Yani madem sünnet kılmıyorsun. İnsan zaafları mı devreye giriyor? Ya tabii de sünnet kılmıyorsan tembellik devreye giriyor. Sünnet kılmıyorsan o zaman kazanı kıl. Kazayı da kılmıyor. Günde bir günlük kaza. Günde bir günlük kaza mı olur? Sen zaruri ihtiyaçlarını çıktığın zaman 20 günlük kaza kılarsın günde. Vakitin bol. Fuzul işlere vakit veriyorsun. Sen borçlu öleceksin o zaman ahirette. Sünnet kılmamak ayrı bir şey. Bu ayrı bir şey şimdi. Hocam bir arada... Ama Hanefi mezhebinde sünneti ayrı kılabilir yani. Kılması caiz. Ama eğer ki ben sünnetleri kılacağım ama onu kılarsam kazam daha çabuk biter diye bir endişesi varsa vakit bakımından tek niyette cem etmesin, kazaya niyet etsin direkt hepsine. Evet. Efendim, Şüpheli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sizin sorularınıza verilen cevaplarla devam ediyor. Son bölüm için kısa bir aramız var. Değerli izleyiciler, Şüpheli Ahmet Hoca ile sohbetimizin son bölümündeyiz. Sizden gelen soruları cevaplamaya çalışıyoruz ve az önce sorduğumuz sorunun bir benzeri. Bankadan verilen promosyon nasıl kullanılmalıdır? İşte kendi çok muhtaçsa, demin dediğimiz gibi zaruri ihtiyaç anlattık. Artık yiyecek içeceğine kadar böyle zaruri şey yoksa ama öyle bir kilo pastırma almak için değil yani. Yaşamak için gerekli şeyleri harcayamıyor, yok parası. Muhtaç ise kendi kullanır, muhtaç değil ise muhtaçlara verir ama bankada bırakmaz. Oraya destek olmamak için alır. Hocam, Kur'an'da çocuk olması için dua var mı? Var tabii. Rabbi la tezerni ferden ve ente hayrul varisin. Zekeriya Aleyhisselam çocuğu olmadı. Ya Rabbi beni tek bırakma. Varislerinden hayırlı sensin. Duası var. Zekeriya Aleyhisselam nasip oldu. Yahya Aleyhisselam nasip oldu ona evlat olarak. Bu dua neticesinde. Yani Meryem suresinin ilk sayfasındadır ama şu anda kısırlık için falan yazdım bayağı. Çörek otu mucizesi kitabımda var. Ama bunu şimdi tam kitabını hatırlayamıyorum. Yazdığımı dergide de tam. Yalnız Zifaf Adabı diye bir kitabım çıkacak ya bu evlilik serisinde. O Zifaf Adabı'nda bayağı bir bölüm yaptık buna. Kısırlık, iktidarsızlık, çocuk olması için. Hatta oğlan çocuğu sipariş. Yani bazı şeyler var kitaplarda. Adak. Muhammed koyarsan ilk çocuğumun adını Muhammed olursa Muhammed koyacağım diye adarsan erkek olur. Mesela bu gibi şeyler var. Bir tecrübe sabittir yani. Öyle mi? Evet. El mücerref. La yücerref. Şimdi bir izleyicimiz şöyle demiş efendim. Bir kadın hamileyken saç kesebilir mi? Halk arasında kesilmez deniyor. O işte batıldır o. O batıl, hurafe o. Kesilebilir. Yani kesen niye kesmeyecek ya? Yani bilmiyorum. Bir de kız çocukları erkeklerden daha az süt emer deniyor. Öyle hiçbir şey yok. O da batıl ve hurafedir. Süt emme süresi Kur'an-ı Kerim'de. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضُعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَيْنْ تُمَّ الرَّضَاعَ Emzirmeyi tam yapayım istiyorsa diyor, tam iki sene emzirir diyor. Yalnız bir ihtilaf var, İmam-ı Azam 30 ay diyor, 2,5 yıla tekabül ediyor. وَحَمْلُوا وَفِصَالُوا ثَلَاثُونَ شَهْرًا Başka bir ayette ama hamileliği ve sütten kesimi 30 aydır diyor ama İmam-ı Azam orada sütü de 30 aya çıkartmış. Yani iki, ama 30 aydan sonra emzirmek de caiz değil, haram olur. Bazıları da 4 yaşında, 5 yaşında emziriyorlar, emen var. Caiz değil. Orada bir sınır konmuş. Şimdi yok da evvelce varmış ama. 4 yaşına falan duyuyorum. Caiz değil. Ama emzirme süresi normal manada 2 sene diyelim. Bu sürede erkek çocuk, kız çocuk eşittir. Hiç öyle eksik bir şey yok. Bir izleyicimiz hocam demiş, babam akciğer kanserinden vefat etti. Banka kredileri ve kredi kartı borçları vardı. Ödeme gücümüz olmadığı için reddi miras yoluyla borçları reddettik. Bu günah mıdır?
ahirette sıkıntı yaratır. Ya şimdi reddi miras yollayken babanın terikesinden ne kaldı? Yani şimdi terikesi babadan da kalmadı. Gideri gelirinden. Yani yok. Şöyle yapmaları lazımdı. Babanın bıraktığından borçlar ödenir evvela. Bu borçlar o paradan ödenmeliydi. Oradan da yani onu miras diye bölüşmeden o ödenmeliydi. Sen şimdi onu bölüştün de ondan sonra da hiç kimse geçinemiyor dersen baştan yanlış yaptın. Ama yok. Şimdi hukuki açıdan reddi miras demek. Mirası da almıyor. Tamamını reddetmek. Çünkü neden miras? Yok ki o. Öbür yani, türlü olsa mirası alır, borcu da öder. Tabii. Ya yok ya, veya var olan miras ödemiyor. Borcu karşılamıyor. O zaman bunlar mesul değildir. Zaten faizi ödemekle hiç mesul değiller. Faiz ödenmeyecekti. Ana parayı ödemekten sorumlu olabilirlerdi. Ama para yok, mal yok, mülk yok, reddi miras yapmış. Bunların da durumu yok. Zaten mesul olsa da adam olur ölen. Çocuğu olmaz. Adak kurbanını adayan kısmı kesecek yoksa çocuğun ailesine mi kesilecek? Adayan kişi, adak kurbanını adayan kişi adayan parasını kişi verecek, kesecek. Ama eliyle kesmek şartı yok. Vekil eder, birine vekalet verir, kestirir. Çocuk dediğine? Yani adak kurbanını, bu acaba hakikat kurbanını mı kastediyor bilmiyorum. Adak kurbanını adayan kişi mi kesecek yoksa çocuğun ailesi mi kesecek? İlerisi yok mu da? Yani o kadar mı soru? O kadar. Tamam yani. Cevabınızı bekliyorum. Adakken adayanı bağlar. Ama adadı da sonra parası yok. Bir koyun kesmeye aileden yardım alabilir yani. Ama borçlu değiller yani. Ha, anladım. Yani şimdi intikal etti. Evet. Yani adak kurbanının bedelini adayan kişi mi karşılayacak? Adayan kişi karşılamak zorunda. Yoksa çocuğun ailesi mi? Aile değil, bu diyet gibi zannetti geçen. Yani o diyet akileye, ailede yardımlaşır. O büyük paralarda böyle adak şimdi. Evet. Efendim şey değil yani. Bir izleyicimiz de Gaziantep'ten bir SMS göndermiş. Ben polis olmak istiyorum ama annemler izin vermiyor. Günah mı açıklarmışsınız demiş. Şimdi orada annesinin niye izin vermediği meselesi var. Tercih dolayısıyla mı günah diye soruyor. Şimdi eğer annesi şöyle mesela oğlum namazlarını doğru kılamazsın veya sakal tıraşı mecburiyeti var. Mesela bazı hassasiyetler var burada caiz olmayan işler oluyor. Veyahut efendim ne bileyim bazı şey de var kitaplarda da yani kolluk gücüne dayanarak haksızlıklar insanlara bir efendim polisim havasıyla milleti korkutma gibi de bir vasıf kazanma gibi, vasfı kötüye kullanma gibi durumlar da olabilir. Yani işin vebali tarafı. Vebal bakımından mesuliyetli iş, evladım girme bu işe gibi diyorsa anasını dinlemesi uygundur. Hatta dinlemelidir eğer namaz mamaz gibi sıkıntılar olacaksa. Ama kader noktasında anneler hassas olur. İşte öldürürler seni de işte operasyonlara gidersin de vurulursun edersin. Anneler ekseri o canibi düşünür. O geçerli bir şey değildir. Yani kader hassasiyeti asla geçerli değildir. Yazılan olur. Dolayısıyla o noktada anneyi dinlemek zorunda değildir. İsyan da etmeyecek, bağırıp çağırmayacak, gönlünü alacak ama bildiğini yapacak yani. Bir izleyicimiz yine benzer soru herhalde veya aynı sorunun tekrarı iki kere atmış olabilir. İlk konuştuğumuz konuydu. Dua kaderi değiştirir. Evet o. O tekrar Dersin başında konuştuk. Kaçıran da olursa yine başını artık biz cübbelahmetucu.tv'ye atıyoruz bu flash. Evet. TV'nin yayınlarını bizim siteye atıyoruz. Yani şu anda açan olur, yeni duyan olur. Önemli bir soru ama bir 20 dakika cevap gitti hemen hemen. Dolayısıyla dolayısıyla onu bizim siteden izlesinler. Evet. Bir izleyicimiz de kayın ve üç teyzem diyor. Herhalde kayınvalidem demek istiyor. Üç hanım çünkü söz konusu olan. Mahrem olmadan hacca gidebilir mi? Eşleri yok. İki erkek çocuğa kaç kurban var? 60 yaşındayım. Şimdi duydum. Baba o akika şeyi. Akika şeyini soruyor. Şeyin dediği gibi. Siz dedi İsa Aleyhisselam'ı öldürmüşsünüz dedi. O da dedi, ya, o da dedi ki ulan o dedi 2000 senelik işte hemen yeni duydum dedi. Şimdi akika zaten o yaşlardan sonra olmaz yani. 7 yaşından sonra zaten bir müstahaplığı da kalmıyor. Ama Allah rızası için keseyim. Kes. Her sene doğum gününde de kessen olur. Ama akika sünneti olarak değil. Allah bana hayat vermişti bugün bu saatte.
Ben de bugün kesin fakire dağıt, fakire adak diye bir şey değil yani. Sadakadır, her zaman verilir, yapılır yani. Kendin de yeni, kendin de yersin bunu, adak değil diye. Hak için kurban, küp için kavurma gibi olur bu yani. Hem sevap olur, hem yersin de bunu. Adakta yiyemezsin. Ama o yani akikalıktan çıktı. Kendi vakti geçirmiş. Başında bir şey sordu. Şeydi, o kadınlar mahremsiz hacca gidemez. Hanefi mezhebine göre asla gidemez ve helal olmaz. Şafii mezhebinde müsaade var ise güvenlikli birkaç kadın cemaati, topluluk ve güvenlik şartıyladır. O da hac için bir keredir, farz hac içindir. Ömre için de bir keredir. Onlar da ömrede vacip olduğu içindir. İkinci kerelerde hiçbir mezhepte caiz değil. İkinci kerelerde hiçbir mezhepte caiz değil. Ben Hanefiyim ama bu konuda Şafii taklit edeyim mi? Meselesine gelince. Taklide zaruretlerde müsaade ediyoruz. Yani hacca gitmek bir zaruret değildir. Çünkü hac sana zaten farz olmuyor Hanefi'de. Mahremin yoksa şartlardan biri yok. Dolayısıyla farz değil. Kaşınmanın da lüzumu yok. Yani Şafii'yi taklit etmene ne gerek var? Ama boşanma gibi mesele olur. Yuva yıkılacak, çocuklar ortada kalacak. O zaman nikahın hangi mezhebe göre kıyıldı, talağı hangi mezhebe göre verdin gibi şeyler incelenip Şafii'de bir kurtarı tarafı varsa hadi nikahı kurtaralım da aileyi, yuva yıkmayalım deriz. Çünkü Hanefi mezhebi de diyor orada, boşanma meselelerinde yuva yıkılmasın diye taklit edin öbür mezhebi, Şafii diyor. Hanefi de müsaade veriyor. Ama bir zaruret yokken, hani mesela organ nakli gibi falan, hayat memat meselesi, Hanefi de yoksa Hanbeli'yi taklit ederiz. Yani şimdi adam böbreği gibi ölsün mü yani? Hocam, ama burada öyle bir şey yok. Sorumuz var. Bunları da sürede sonuna geldik. Cevaplayalım ve noktayı koyalım. 28 yaşındayım. Namaza başlamam için hep bir şeyler engel oldu. İman zayıflığından mıdır acaba diye sormuş. Yani tabii ki iman zayıflığı derken iman böyle kiloyla şişman zayıf gibi insan gibi ölçemeyiz. Ama nuru zayıf deriz. İman artmaz eksilmez ehli sünnete göre. İmanın nuru zayıf. Şimdi bir yere gittim, Ramazan günü oruç tutamıyorum dedi birisi. Burada bir iftara geldik bir yerde. Bir içkisiz yer var burada. Adını vermeyeyim, reklam olur. Ondan sonra bizim de kayınpeder var. Adam da dedi ki hocam dedi ben oruç tutamıyorum. Ya hasta mısın, Allah şifa versin dedim. Yok ya dedi, sapasağlanmam dedi. Öğleni geçiremiyor. Öğlene kadar tutuyorum, öğlende bozuyorum. Niye bozuyorsun, hasta mı? Yok hasta dedim. Dedi iradem çok zayıf dedi. Bizim kayınpeder dedi senin imanın zayıf dedi. dedi. O da aklıma kaldı o günden beri. Şimdi dolayısıyla burada bir iman zafiyeti, yani imanlı yarı yarı iman eksilmez. O manada değil. İman herkesin imanı bir bütündür. Nur bakımından zafiyet var. Hocam şu soruyu da cevaplayalım ve noktayı koyalım. Ben 62 gün kefaret orucu tutuyordum. 34. gün abdest alırken istemeden su yuttum. Kefarete baştan mı başlamam? Baştan başlaması lazım. Çünkü tabii bu unutmak mazerettir. Yanılmak mazeret değil. Bu istemeden yuttum dediği unutarak, oruçsuzum zannederek değil. Bu hatayla yuttu. Yani sehven yuttu. Bu mazeret değil. Sıfırladı. Yeniden başlayacak. Unutarak isterse yemek yeseydi bozulmazdı. Evet. Zorlu bir durum demektir. 34'ü. Baştan başlayacak. Evet, teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, bu haftada... Ama şunu diyelim, eğer ki zaten nafileden öylesine bir kefaret tutuyorsa devam etsin ileriye. Ama kefaret varsa borç üzerinde baştan başlasın. Bazıları böyle bir şey için kefaret tutuyor. Sevap olsun diye. Öyleyse devam etsin. Öyleyse ileri devam etsin. Ama borçluysa, kefareti mucip bir iş yapmışsa sıfırdan başlasın. Evet değerli izleyiciler, bu sözlerle bu haftaya da noktayı koyuyoruz. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz efendim. Hoşçakalın.